Günaydın, saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Para Politik'le karşınızdayız. Bugün 10 Eylül Salı, Türkiye ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri aktaracağız ve konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncelikle finansal piyasalar diyelim. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki son duruma, son tabloya bakalım. Borsa İstanbul'la başlayalım. Borsa İstanbul Düz Endeksi dün günü %0,73'lük kayıpla 9.699 puan seviyesinden tamamladı. Cuma günü gözler Fitch'teydi. Fitch kararı sonrasında negatif seviyede dün günü tamamladı Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Dolar TL ise 34.08 seviyesinden yeni güne başlıyor. Yatay seyrini sürdürüyor Dolar TL. Euro TL ise 37.66 seviyesinde. Gram altın ise 2744 lira seviyesinden işlem görüyor yeni güne başlarken. Altın onsu ise 2505 dolar seviyesinde. Bu hafta gözler yarın itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan TÜFE verisinde olacak ve 18 Eylül'de de Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. Hem yarınki veri hem de Fed'in faiz kararı altın tarafında da yakından takip ediliyor. Ve Brent petrol tarafında da 71 dolar seviyesini görüyoruz. Büyük oranda küresel resesyon ya da resesyon demesek bile ekonomik aktivitedeki yavaşlama beklentilerinin petrol tarafında fiyatlanmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Veri takvimiyle devam edelim. Bugün hem içeride hem de dışarıda hangi verileri takip edeceğiz? Bugün içeride işsizlik oranı ve sanayi üretim endeksi verilerini takip edeceğiz ki ekonomik aktiviteye ilişkin öncü veriler ve aynı zamanda aslında büyümeye ilişkin öncü veriler olduğunu söyleyelim bu iki verinin. Çin'de ise dış ticaret dengesi geldi. %7'lik bir artış var. Beklentinin üzerinde ihracat tarafında bir artış yaşandı. Ve bugün Almanya'da da TÜFE verisi açıklanacak. Yarına baktığımızda da piyasalar yakından takip ediyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon verisini, TÜFE verisini ve İngiltere'de de sanayi üretim endeksi verisi açıklanacak. Perşembe gününe baktığımızda içeride cari denge verisini takip edeceğiz. Euro bölgesinde ise faiz kararı önemli olacak. Aslında bu ay merkez bankalarının kritik faiz kararı ayı diyebiliriz aslında. Hem Fed'in faiz kararı var. BOJ'un yine Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı önemli olacak. Bizim merkez bankamızdan da acaba önümüzdeki aylara ilişkin bir gevşeme sinyali gelir mi? Bunu takip edeceğiz metinde. Ve ilk faiz kararında Euro bölgesinden geleceğini söyleyelim yarın Perşembe günü itibariyle. Cuma gününe baktığımızda Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi gelecek. Yine TÜFE verisi önemli olacak orada. Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Tüketici Güven Endeksini takip edeceğiz. Ve Sanayi Üretim Endeksi gelecek Japonya'da. Yeni güne başlarken piyasaların odağındaki gündem başlıklarını da hızlıca göz atalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek. Önemli bir açıklama çünkü orta vadeli programda da enflasyon ve büyüme rakamlarının 2024-2025'e ilişkin birbiriyle uyumlu olmadığına yönelik, çelişkili olduğuna yönelik yorumlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da adeta bu yorumlara yönelik bir açıklamada bulunmuş oldu. Türkiye'nin enflasyonu düşürerek büyüyeceğinin altını çizdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama var. Limanlarda elletçilenen yük miktarının ilk 8 ayda %1.9 oranında arttığını kaydetti. Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı 6 aylık dönemde 57,4 milyona ulaştı. Çin'in ihracatı beklentilerin üzerinde büyüyerek 8.7 oranında artış gösterdi. Ağustos ayında borsa kaybettirdi, altın kazandırdı. Reel olarak TÜİK dün verileri açıkladı. Ağustos ayının reel olarak yani enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığında en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu. Ve ayrıntılarla devam edelim. Ticaret Bakanlığı yerli üreticiyi haksız ithalata karşı koruma tedbirlerini artırdı. Türkiye bu kapsamda en çok karar alan ülke oldu. Tekstilden otomobile, demir çelikten doğal taşa kadar pek çok sektörde alınan kararlar etkisini olumlu yönde göstermeye başladı. Ticaret Bakanlığı ihracatçıyı korumaya yönelik adımlarını artırdı. Bakanlık sektörlerden gelen taleplerin yanında iç ve dış piyasada yaşanan gelişmelere göre de yerli üreticiyi korumak için ilave gümrük vergisi kararı almaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye yerli üreticiyi ithalat kaynaklı zarar ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçlarıyla en fazla koruyan ülkeler arasında yer alıyor. Yürürlükte bulunan önlemler itibarıyla Türkiye dünyada ilk sıralarda yer alıyor.
Bu kapsamda tekstil, konfeksiyon, demir çelikten eşya, alüminyum, bakır, doğalgaz, seramik, hırdavat, elektrikli otomobil, plastik ve kauçuk eşya gibi pek çok sektörde adımlar atılıyor. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre şu anda 4.490 gümrük tarifi istatistik pozisyonuna ilave gümrük vergisi uygulanıyor. Cari denge üzerinde de negatif yönde baskı oluşturan altın ithalatına yönelik tedbirlerde etkisini gösterdi. Altın ithalatında ve dahilde işleme yoluyla yurda giriş prosedürlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte etkin izleme mekanizması oluşturuldu ve ithalat kontrol altına alındı. Bu alanda karar alınan başka önemli bir sektörde otomotiv oldu. Yerli üretimi desteklemek amacıyla elektrikli binek otomobillerde Avrupa Birliği üyesi olmayan ve serbest ticaret anlaşması imzalanmayan ülkelerden yapılan ithalatta %10 oranında ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra bazı ithalat kaynağı ülkeler için de %40 oranındaki ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi. Yerli üretimi korumak için yine Çin menşeli ürünlerin ithalatında ithalat değerinin %40'ı kadar ilave vergi getirildi. Evet, yeni güne başlarken finansal piyasalara dair bir de yorum alacağız. Karşımızda Sertaç Ekeke var. Sertaç Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, merhaba. Hoş bulduk. Fitch'in Cuma günkü not kararı sonrasında, Türkiye'nin notunu artırması yönünde vermiş olduğu karar sonrasındaki ilk işlem gününde dün borsa günü yine negatif bir şekilde kapattı. %0.73'lük bir kayıpla kapattı. Öncesinde de aslında piyasa tarafında bir not artışı beklentisi vardı. Öncesinde de biz bunun borsa tarafında pozitif fiyatlandığını göremedik. Karar sonrasında da yine borsa tarafında pozitif bir fiyatlama göremedik. Neden? Şuradan başlayayım aslında. Bilanço dönemine denk geldik. İkinci çeyrek bilançoları da artık üzerimizden attık ve yavaş yavaş imeleneceğimiz döneme geliyoruz. Yani hem dayanıklı tüketim tarafında hem finansal tarafta aslında biraz daha iyi bir konjonktür bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Son dönemde bizim oyun dışında kalmamız ya da Japonya'daki leverage krizinden diyeyim, o pazartesi gününden sonra bütün dünyanın reaksiyon verip bizim bir miktar daha aşağıda kalmamızın iki tane temel nedeni var. Biz aslında birinci fonksiyonda özellikle bankacılık tarafında çok hızlı koştuk. Ve yabancının oradaki boşalttığı pozisyonları da hem küçük yatırımcı hem fonlar tarafından işte 11.200-11.300 hattına kadar ki alışlarla karşılamış durumdayız. O dönemden beri hala bir likit sıkıntısı yaşadığımızı söyleyebilirim. Dün de yine isteğin ve coşkunun az olduğu bir dönemden geçtik. İkinci tarafa baktığımızda artık faiz indirim patikasını konuşuyoruz. Bir taraftan orta vadeli programa göz atıyoruz. Hani yabancıların oradaki beklentisi var. Bir taraftan da Fitch'in attığı adım haricinde zaten genelde not artış patikalarında artık fiyatlamaları bir miktar pas geçtiğimiz dönemlerden de geçiyoruz. Yani topladığımız zaman aslında dibi görmeye başladığımız, yavaş yavaş iştahın yeri döneceği ya da en kötüyü gördüğümüz döneme denk geldi Fitch'in not artışı. Oradaki özellikle ana resimde de zaten şunu görüyoruz. Not artışlarından sonra genelde sıçramalar değil, bir tanesinde böyle sert bir yukarı yönlü hareketin çok sert satışla karşılandığını gördük. Genelde orta uzun vadeye yayılan alımlar görüyoruz biz not artışlarından sonra. Aslında çok böyle doğasına aykırı bir hareket yapmadı. Ama bundan sonraki konjonktür için beklenti ya da hikayeyi satın alabilecek konuların faiz indirim patikası ve özellikle atılacak enflasyon tarafındaki adımlar ve istihdamın bozulmaması üzerine kurulduğu unutulmaması gerekiyor. Şu an bizim gözümüz FED'de olacak. FED muhtemelen 25 bas puan bir faiz indirimiyle faiz indirim patikasını güçlendirecek, adım atacak. Ondan sonra da biz Kasım'da mı yapacağız yoksa Fitch'in dediği gibi 2025'in birinci çeyreğine bırakacağız, onlara göreceğiz. Benim Fitch'e katılmadığım konulardan bir tanesi burası. Bence biz Kasım'da ve Aralık'ta iki tane faiz indirimi yaparak 45'e kadar gevşeyecek bir boşluğa adım atabiliriz. Buradaki bu hemen seçim öncesinde geçen sene, daha doğrusu bu senenin içerisindeki yerel seçimler öncesi attığımız adım bize o boşluğu veriyor. Fakat burada öyle dengeli mesajlarla ilerlemeliyiz ki hani piyasa tarafında istihdam bozulmadan büyüme rakamları, hatta bir miktar istihdam tarafından feragat ederek bir miktar büyüme tarafından feragat ederek enflasyonu baskı altında tutacağımız yabancıya çok net anlatılmalı. Şu ana kadar aslında çok iyi yöneten bir para politikası hikayesi vardı. Belki OVP'deki
İyimser ama biraz akılları karıştırmıştır ama gelecek açıklamalarla orası da dengelenir diye düşünüyorum. Evet, peki borsa tarafından devam edecek olursak, yani bilanço, kötü bir bilanço sezonuna denk geldi dedik, Fitch'in kararı ve bu geride kalmaya başlıyor artık. İvmelenme zamanına geçiyoruz dediniz yavaş yavaş. Bir de faiz indirim sinyaliyle eş zamanlı olarak borsada biraz daha toparlanma göreceğimiz yönünde beklentilerin de hakim olduğunu görüyoruz. Sizin de beklentiniz böyle mi? Yani Merkez Bankası faiz indirimine yönelik bir mesaj, bir sinyal verdiği an biz borsadaki ivmelenmeyi daha güçlü görebilir miyiz? Şöyle bizim Merkez Bankası için bir miktar erken. Dediğim gibi onun Kasım yakınında, Ekim içinde konuşmaya başlasak daha doğru olur. Ama Fed'in atacağı 25 bas puanlık hamleyle birlikte bizim tarafta da elimizin güçleneceğini söyleyebilirim. Çok önemli kritik noktalardan biri hala Avrupa'nın da oyuna dönememiş olması. Yani Avrupa'daki hasar bizim beklediğimizin de çok üstünde çıktı ve hala o taraftaki iştahın yerine gelmemesi bizim ihracat kasımızın belki beklediğimizden bir miktar daha baskı altında kalmasına sebep oluyor. Bunları toplarsak bu hafta Perşembe günü özellikle ECB'den gelecek açıklamalar önemli olacak. Avrupa'nın resmini aşağı yukarı orada görüyor olacağız. Ben daha pozitif bir havaya bürünebileceğini düşünüyorum ECB tarafının. Fed'in de atacağı 25 bas puan bizi en azından o patikaya sokacak işaretleri verecektir. Yani ben Kasım'ı çok ıskalayacak bir Merkez Bankası beklemiyorum ama şahin duruşta bozulmayacaktır. Şu demek değil, biz faizi aşağı indirdiğimizde sıkı duruşumuzdan vazgeçtik anlamına gelmiyor zaten. O marjı kendimize yaratmıştık yerel seçimlerde hemen öncesi. O marjı geri kullanıyoruz. Bu arada da attığımız adımlarla zaten TL'nin değerlenme sürecinde mesajlarımızı da çok net veriyoruz. Hani bu tarafta bence hiçbir sıkıntı yok. Şahin duruşu koruyup burada faiz indirimin nefes alabileceğimiz bence bir 500 bas puanımız var. Oranın altının çizilmesi belki bir toplantı olmaz ama Ekim toplantısından itibaren Kasım'a kadar işaretler verilebilir. Ben artık Fed'in adımıyla birlikte burada rahatlamanın bir miktar daha geleceği kanaatindeyim. Bizim ana sorunumuz şu. Bir miktar mevduat faizlerinin yüksek olduğu bir noktada risk iştahı zaten baskılanması yurt içi için beklenebilir. Fakat özellikle yabancı tarafta bu pozisyon ayarlamalar bir miktar kurun 34'lerde kalması orada biraz da beklentileri yukarı yönlüydü. Belki onların gelişi için bir kafalarda soru işareti yaratmıştı ama şu gelen bilanço dönemiyle birlikte ciddi iskontolar oluşan sektörler var. Ben yavaş yavaş yabancı pozisyonlarının artacağını tahmin ediyorum. Özellikle ulaştırma gibi, gıda gibi, gene bankalar ve holdingler gibi kalemlerde ciddi iskontolar oluştu. Buralı fiyatlayacaklardır. Hangi sektörler avantajlı olacak, hangi sektörlerde fırsat görüyorsunuz diye soracaktım ama siz söylemiş oldunuz aslında. Ulaştırmada, gıdada, yine bankacılık sektörü çok tartışılmıştı aslında. Bir balon oluştuğuna yönelik bazı değerlendirmeler vardı. Şimdi onun geri alındığını, şimdi önümüzdeki dönemde orada yeniden mi bir fırsat görüyorsunuz? Eskisi kadar değil. Eskiden çünkü neredeyse 4 katı 5 katı rally yapan bankacılık fiyatları konuştuk. Yani yabancı da büyük bir çoğunluğunu fiyatladı zaten bunun. Fakat yine bankacılık olmadan bizim yukarıya doğru domine etmemiz imkansız bir piyasayı. Yani fakat bu sefer şöyle değil. Eskiden bir portföy yaparken gönül rahatlığıyla bankacılık ağırlıklı konuşabiliyorduk. Artık bence biraz daha dayanıklı tüketim, işte sanayi, Tüpraş gibi ya da gıda tarafında Migros gibi, BİM gibi kağıtların ağırlıklı olarak taşınması gerekiyor ya da Türk Hava Yolları TAV gibi kağıtlarla devam edilmesi lazım. Yani eskiden aslında %35-40 civarında bir bankacılık, %20 civarında bir holding, bir de sigorta şirketleriyle bütün portföyünüzü oluşturabiliyordunuz gıdayla taçlandırarak. Şimdi biraz daha gıda ve sanayi ağırlıklı portföyler kurmakta yarar var. Bankacılık eskisi kadar iskontolu değil ama bankacılık yukarıya gitmeden endeksin yukarıya gitme şansı bir miktar sınırlı. Yabancı da bildiği topraklardan geleceği için bankacılıkta şu an oluşan iskontolar alımla karşılanacaktır. Ama burada şu ayrımı gözetmemiz gerekir mi Sertaç Bey? Ekonomik aktivitede bir miktar yavaşlama beklentimiz var. Yani 2024 için beklentimizi aşağı revize ettik. Pek çok kuruluş da aşağı revize etti. 2025 için de yine büyümede bir miktar yavaşlama beklentimiz var. Bu sanayi hisselerini nasıl etkiler? Yani sanayi ön planda olacak dediniz ama üretim yavaşlayacaksa yani iş talepte de bir soğuma var. Sanayi tarafında o güçlü duruşu, pozisyonları görebilecek miyiz? Bir yandan da büyüme aşağı gelirken enflasyon da evet aşağı gelecek ama yine de yüksek seyretmeye devam edecek. Bu da özellikle de hangi sektörleri, mesela gıdayı yine pozitif yönde etkilemeye devam edecek mi? Yani gıda derken biraz daha enflasyonu düşünerek mi söylediniz?
Kesinlikle. Buradaki pozisyonu korumaya devam etmekte o yüzden yarar var. Yani perakende tarafında tekstilin de belki oyunun içerisinde kalacağı ama gıdanın baş aktör olacağı bir dönemden geçiyoruz. Hani saymadığım sektörlerin içerisine hatta çimentoyu da koymak lazım. Ekonomik faaliyetler biraz daha pozitif olacak ve borsanın yaklaşık 6-9 ay ilerisini fiyatlayarak devam ettiğini de unutmamak lazım. Aslında en kötüyü gördük. Yavaş yavaş aktivite yukarıya doğru gidecek algısını yaratmakta yarar var. Çünkü yatırımcılar hep gelen bilançoyu fiyatlamaya çalışıyor. Oysa ki biz birkaç dönem sonraki bilançolara doğru pozisyon almamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Hatta genel olarak aslında borsada yapmamız gereken konu bu. İlk sorunuza dönersek, evet çok zor bir görev. Yani istihdam tarafı sekteye uğramasın, büyüme tarafı belli bir oranı korusun, ihracat biraz önce söylediğim gibi Avrupa'nın bu kadar defektinin olduğu bir yerde ihracatı güçlü tutalım. Yani Merkez Bankası'nın şu anki mücadelesi ya da para politikası kurmaylarının genel olarak parayı yönlendiren insanların bu kadar yoğun mesai harcamasının sebebi bu. Bu denklemlerin içerisinden geçmek öyle çok kolay değil. Gerçekten önemli mesajların verilmesi ve önemli adımların atılması lazım. Bence orada bundan sonra izleyeceğimiz feragat şurası olacak. İstihdam tarafında belli bir bozulma zaten herkesin beklediği konu. O yüzden Amerika'da da kafayı çevirdik baktığımızda istihdam olmaya başladı. Kimse artık enflasyonu o denli önemsemiyor. Enflasyon tarafında bir süre daha bence yüksek enflasyona alışmamız lazım. Dönem mücadele biraz daha orayı getirecek ve bunu korurken bence istihdam ve büyümede feragat edilecek noktalar minimumda tutulabilir. Bu da oluştuğu noktadan itibaren Avrupa'nın ve diğer pazarların oyuna girmesi, hala Çin'in çünkü istediğimiz kadar tüketmediği bir dünyadan geçiyoruz ki Çin'in tüketmesi dünya büyümesinin yaklaşık 1/3'te biri, %32'si 33'üne geliyor. Bunların yavaş yavaş oyuna dönmesi Türkiye gibi pazarları rahatlatacaktır. Yani bizim zaten bir senedir aslında en başından beri Sayın Şimşek'in anlattığı ya da kurmayların anlattığı neydi? Hep ihracat kasının güçlenmesi, yurt içindeki tüketimin azaltılması. Yurt içindeki tüketimi zaten baskılayabildikleri yere kadar neredeyse baskıladılar ki hani burada topyekün mücadelede herkesin çok büyük bir payı var. Hem bireylerin hem şirketlerin. Üzerimizdeki baskının bir süre daha devam etmesi gayet normal. Çünkü dünyanın depresyonda olduğu bir yerden tekrar geriye dönüşü konuşuyoruz. Ama özellikle dış pazarların biraz daha aktif olması, bizim de genele yayılan şirketlerimizin olması, hani özellikle gıda tarafında üretici şirketler 80-85 ülkeye aşağı yukarı ihracat yapabilen kaslara sahipler. Bunların yavaş yavaş fiyatlanacağı bir döneme girecek. Dayanıklı tüketim konusunda da bence de bir adım daha var. Yani beyaz eşya gibi sektörlerin gelebilmesi için en azından bir bilanço daha var. Ama yavaş yavaş en kötüyü gördüğümüzün fiyatlamalarını görmeye başlayacağız. Keza ben ilk hareketlerin yine büyük kağıtlarda yani Tüpraş gibi kağıtlarda gelmesini ya da Fortoto gibi kağıtlarda gelmesini hem yabancı etkisine bağlıyorum hem de en kötülüğün yavaş yavaş geride bırakılmasıyla birlikte hem hafif ticari araçlarda reaksiyon yurt dışında artacaktır hem de Tüpraş gibi dinamikleri güçlü olan kağıtlara yabancı pozisyonun gelmesiyle birlikte yerli ilgisinin de artacağını tahmin ediyorum. Evet. Bir de altını sormak istiyorum Sertaç Bey. Çünkü son dönemde, son günlerde yani özellikle de yerli yatırımcının büyük bir ilgiyle takip ettiği bir yatırım enstrümanı ki Ağustos verilerine baktığımızda da en çok kazandıran yatırım aracı reel olarak aslında külçe altın oldu. Altın fiyatlarında şu anda Fed'in faiz indirimi fiyatlanmış durumda mı? Şu anki fiyatların içerisinde mi faiz indirimi? Bu hafta gelecek TÜFE verisi önemli, yarın açıklanacak. O veri sonrasında ve 18 Eylül'deki karar sonrasında altın fiyatları tarafında nasıl bir beklentiniz var? Bence fiyatların içerisinde yani en azından 25 bas puanlık bir indirim içeride 50 olursa biraz daha dalga boyları artar altın tarafında ama ana yönü değiştirecek bir konjonktür yok. O yüzden portföylerin bence hala %30'luk kısmı altın tarafında, kıymetli madenler tarafında kalmalı. Şimdi kıymetli madenler deyince yatırımcının aklına gümüş de gelecektir ama gümüş biraz daha endüstriyel metal kapsamına da girdiği için burada doğrudan altın tarafında pozisyon olmak yararlı olacaktır. Şimdi kur tarafındaki beklentilerin de yavaş yavaş 36-38 bandına doğru güncellendiği dönemde hem kurdaki o ufak artışı karşı bizi koruyacak hem de altının bence orta vadede 3000 dolar öncelikle 2700'ler sonra da 3000 dolarlara doğru giden ons hareketine katılmamızı sağlayacak hareket bence gram altında kalmaktan geçiyor. O yüzden portföylerin belli bir ağırlığı yani minimum %25 gibi bir ağırlığının kıymetli madenler tarafında kalmasında yarar var. Enflasyon biraz önce de sizin de bahsettiğiniz gibi mücadelenin çok zor olduğu
bir dönem. Enflasyon tarafında bir süre daha mücadelenin devam edeceği bir dönem. O yüzden altın tarafındaki pozisyonların pozitifte kalması gerektiğinin tekrar altını çizeyim. Çünkü bilinen varlıklara, yatırımcıların alışık olduğu varlıklara doğru para akışının devam edeceğini düşünüyorum ben. Bir de petrol tarafında da 71 dolar seviyesini görüyoruz. Tabii bizim gibi petrol ithal eden, enerjide dışa bağımlı olan ülkeler için cari dengesini yönetmesi açısından son derece güzel bir veri aslında bu rakamlar. Ama bir taraftan da küresel ekonomide bir yavaşlamanın da habercisi. Hala bunun fiyatlandığını görüyoruz. Yani Orta Doğu'da gerilimin, tansiyonun yüksek seyretmesine rağmen petrol fiyatlarının bu kadar düşük seyrediyor olmasını biraz daha küresel ekonomideki aktivitedeki yavaşlamaya mı bağlıyoruz? Ve bu biraz daha karamsar bir beklenti mi yoksa gerçekçi bir beklenti mi? Orası aslında biraz da şöyle de bir hikaye var. Yani orada başka güç odakları, dengeleri de var ve üretim adetleriyle oynayarak istedikleri ayarlamayı yapıyor. Enflasyonun bir miktar daha baskı altında kalabilmesi için petrol fiyatlarının baskılanması gerekiyor. Aslında bir miktar da buradan da geliyor. Fakat artık dibe çok yakın noktadayız. Yani çok karalar bağlanacak bir durum yok. 85 dolara doğru dengede kalabilen bir petrol fiyatı gene göreceğimizi düşünüyorum ben. Üretimlerin bir miktar artacağından sonra. Şöyle söyleyeyim. Bizim 1,5 senedir konjonktürde bulunduğumuz bu mücadele, Fed'in işte içerisinde neredeyse 3 senedir bulunduğu bir mücadele şu an aslında başarıyla yürütülüyor. Bunların kontrollü aşağıya doğru geldiğini ve enflasyon tarafındaki baskı için bir miktar gerektiğini unutmamak lazım. Petrol fiyatları şu an bence olabilecek dip seviyeleri fiyatlıyor. Yavaş yavaş üretimin artmasıyla birlikte de yukarı yönlü reaksiyonlar gösterecektir. Spekülatif tarafta değil ama üretim tarafındaki petrol fiyatlarının, daha doğrusu petrol pozisyonlarının artması ya da hedginglerin artması da bir miktar bunlardan kaynaklı. Artık yavaş yavaş aslında normalleşme sürecini, o depresyondan çıkma sürecini konuştuğumuz için emtialar pozitif bir döneme doğru giriyoruz. Tabi burada bugün de akşam tartışmalarını izleyeceğimiz Kamala Harris'le Trump'ın da bir seçimi var. Trump ekonomisinde özellikle emtia tarafı daha da pozitif ilerleyebilir. O yüzden o seçim aslında emtianın da bir miktar kaderini etkileyecek seçimlerden biri olacak. Özellikle Trump'ın başa gelmesi ki bundan bir ay önce neredeyse başkan ilan ediliyordu. Petrol için pozitif gelişmelerden biri olabilir. Evet, peki. Korumacılık adımları daha da artabilir tabii eğer Trump gelirse. Böyle de bir tehditle karşı karşıya kesinlikle bütün dünya. Çok teşekkür ederiz Sertaç Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum teşekkürler tekrar. Sertaç Ekeke ile değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri ve ayrıntılarla devam edelim. Fitch'in kararının detaylarına bakalım. Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. B+'dan BB- yükselen Türkiye'nin kredi notunun görünümü ise pozitiften durağan revize edildi. Fitch bu yıl ikinci kez not yükseltti. Fitch Ratings Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun B+'dan BB- yükseltildiği, not görünümünün ise durağan olarak belirlendiği aktarıldı. Raporda pozitif reel faiz oranlarının düşük cari hesap açıkları ve döviz korumalı mevduatlardaki kademeli düşüşün dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyebileceği belirtilerek rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda 165 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü belirtildi. Diğer yandan Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,5 büyümesi beklenirken enflasyonunsa bu yılı %43'te tamamlaması öngörüldü. Fitch kararı sonrası değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olduğunu vurguladı. Şimşek, orta vadeli programla son bir yılda elde edilen kazanımları kalıcı hale getirerek Türkiye ekonomisine duyulan güvenin artacağını söyledi. Diğer yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolatsa uygulanan maliye, para ve ticaret politikalarının uluslararası platformlarda da takdir görmeye devam ettiğini belirtti. Ve kısa bir ara diyelim şimdi, aranın ardından saat başı itibariyle yeniden karşınızda olacağız. Tekrar merhaba. Para Politik'le karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuklarımız da olacak bu bölümde. Gündemin başlıklarını değerlendireceğiz ama öncelikle haber özetleri diyelim. Dünden bugüne yansıyan haber başlıklarını aktaralım.
Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Narin Güran cinayeti vardı. Canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun takipçisi olacağım dedi. Erdoğan, teğmenlerin resmi olmayan yemin töreniyle ilgili de konuştu. Oyuna gelmeyeceğiz, ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Türkiye 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı ağlıyor. Vahşice katledilen küçük kız okula gitmesi gereken günde toprağa verildi. Narin Güran öldürüldüğü mahallede son yolculuğuna uğurlandı. Terör devleti İsrail Gazze'de yeni bir katliam daha yaptı. İşgal ordusunun Han Yunus kentinde çadır kampına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Türkiye Varlık Fonu'nun Dubai ve Abu Dhabi'de özellikle sabit getirili menkul kıymetler alanında yatırım yapan yatırımcılarla bir araya geleceği belirtildi. Özetleri aktardık, ayrıntılarla devam edeceğiz ama öncelikle Narin Güran cinayetine ilişkin son gelişmelere bakalım. Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Küçük kızın çuvalda bulunan cansız bedeninin otopsi işlemleri tamamlandı. Alınan örneklerin bazıları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Şimdi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Sevda Sarıkaya'nın yanına gidelim. Son gelişmeleri bize Sevda Sarıkaya aktaracak. Sevda, nedir son gelişmeler? Öncelikle yayınımıza şöyle giriş yapmak istiyorum. Eylül Yağlıkara daha 8 yaşındaydı. Leyla Aydemir 4 yaşında. Sami Yusuf Marangoz 2 yaşındaydı. Irmak Kupal 4 yaşında katledildi. Maalesef Gizem Akyıldız daha 6 yaşında diri diri yakılarak öldürülmüştü. Bu liste maalesef uzayıp gidiyor. Biz de şu an şimdilerde artık Nari'nin vahşi bir şekilde katledildiğini konuşuyoruz. Tabii ki tüm Türkiye gibi biz de Nari'nin davasını sahiplendik. Aslında soruşturmayı da yakından takip etmek üzere burada bulunuyoruz ama biz artık bu çocuk cinayetlerinin, katledişlerinin bir son bulmasını umuyoruz. Bu ilk değil elbet ama artık son olsun istiyoruz. Ve aslında dediğim gibi soruşturmayı yakından takip etmek üzere senin de söylediğin gibi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun önünde bulunuyoruz. Buradaki gelişmeleri aktarmaya geçmek istiyorum. Narin'den alınan 91 örneğin bir kısmı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Ve burada o numuneler üzerinde detaylı bir inceleme yapılacak. Narin'in Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan ön otopsi raporu da aslında dün ortaya çıktı. Raporda cesette çürümeye başladığı için ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi. Ancak incelemelerin halen devam ettiğini de söylemekte fayda var. Raporda kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemelerle belirlenebileceği belirtildi o raporda. Ceset üzerinden alınan örneklerden tabii İstismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde örneklerin alındığını da söyleyelim buradan. Otopsi işlemlerinde ilk aşamada gözle görünür kesici, delici alet veya ateşli silah yaralanması veya iç kanamayla alakalı herhangi bir bulgunun bulunmadığını da söyleyelim. Nari'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi dün. Anne babası gözaltındaydı tabii ve gözaltında olduğu için cenazeye de katılamadılar. Narin dün okula başlamadı. Başlayamadı. Okula başlaması gereken günde maalesef toprağa verildi. Tabutun üzerine de beyaz bir duvak örtüldü. Aslında bu da eleştirildi. Bu beyaz duvağın yerine okul önlüğünün konulması gerektiği konuşuldu. Nari'nin bulunduğu Eğer Tutmaz Deresi'nin kenarında keşif de yapıldı. Amcası Salim Güran'ın 200 bin lira para teklifi üzerine Nari'nin cesedini alıp gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar jandarma ekipleri eşliğinde dere kenarına götürüldü ve burada ifadesine başvuruldu. Bizler tabii ki şu an
yayınımızın başında da söylediğimiz gibi İstanbul Adli Tıp Kurumu önündeyiz. Burada Nari'nin davasını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmeler oldukça da ilerleyen saatlerde sizlere aktaracağız diyelim. Ve bulunduğumuz bu noktadan sözü yeniden merkeze bırakalım. Teşekkürler Sevda. Sevda Sarıkaya aktarmış oldu bize İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun önünden son gelişmeleri, Narin Güren cinayetine dair son gelişmeleri, son durumu. Ve kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaların detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Narin Güren cinayeti vardı. Canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun takipçisi olacağım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'ın gündemindeki bir başka konu da teğmenlerin resmi olmayan yemin töreniyle ilgiliydi. Bu konuya dair yapmış olduğu açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan oyuna gelmeyeceğiz, ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Narin yavrumuzun hünharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım. 8 yaşındaki Narin Güran'ı öldürenlerden hesap soracaklarını söyledi. Canilerin en ağır cezayı alması için konunun bizzat takipçisi olacağını vurguladı. Sadece Narin evladımızın değil, tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren ister bölücü teröristler olsun, ister zehir tacirleri ve çeteler olsun, ister yanındaki, yöresindeki vicdan fukaraları olsun, bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde tıpkı Narin gibi katledilen Ayşenur Ezgi Eygi de vardı. Bir kez daha İsrail'e sert tepki gösterdi. Ayşenur Ezgi kızımızın kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki adımı atacak ve İsrail devletiyle mücadelemizi şüphesiz en üst düzeyde Lahey Adalet Divanı'na da müracaat etmek suretiyle devam ettireceğiz. Teğmenlerin resmi olmayan yemin töreni hakkında da konuştu Erdoğan. Oyuna gelmeyeceğiz diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti. Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor. Milletimiz bunların samimiyetsizliğinin gayet farkındadır. Biz de bu oyuna gelmeyeceğiz. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da, ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de hiçbir surette müsaade etmeyiz. Gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu bir şekilde yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ekonomi de vardı. Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek dedi. Para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürüterek tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak inşallah yine başaracağız. Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek. Enflasyon düştükçe yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, rekabet güçlenecek ve istikrarlı yüksek büyüme olacak. Bu süreç beraberinde kalıcı refah artışını getirecek. Evet, gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuklarımız uzaktan bağlantıyla Profesör Doktor Murat Ferman ve Profesör Doktor Cemal Zehir bizlerle birlikte. Murat Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Semra Hanım, günaydın Cemal Hocam. Günaydın Murat Hocam, günaydın Semra Hanım. Günaydın, teşekkür ederiz. Günaydın hocam. Şimdi iki tane sıcak veri var ve aslında büyümeye ilişkin en önemli öncü göstergeler olduğunu da söyleyebiliriz. Sanayi üretim endeksi geldi.
ve iş gücü istatistikleri geldi. Sanayi üretimi tarafına baktığımızda yıllık bazda %3.9'luk bir daralma var. Bir önceki ayda %5'lik bir daralma görmüştük. İşsizlik tarafına baktığımızda da %8.8 olduğunu görüyoruz. Mevsim etkisinden arındırılmış veri. Bir önceki ayda yani Haziran'da bunu 9.2'ye yükseldiğini görmüştük. 8.5'ten 9.2'ye yükselmişti. Temmuz ayı itibariyle de 8.8'e gerilediğini görüyoruz. Murat Hocam, sizinle başlamak gerekirse bu veriler bize ekonomik aktiviteye ilişkin nasıl bir sinyal veriyor? Evet, önce sanayi ile başlayalım müsaade ederseniz. Daha evvelki bozulmanın %5'lik oranlara kadar maalesef tırmandığını görmüştük. Biliyorsunuz sanayi verileri önden gelen verilerdir. Yani kronolojik olarak aslında istatistiki sınıflandırmada veya tasnifte tüm istatistik verileri aslında de facto tanım olarak sonradan gelen verilerdir. Ama netice itibariyle bu verilerin işaret ettikleri nokta ve geleceği öngörme bakımından diğerleri arasındaki yeri veya fonksiyonu düşünüldüğünde sanayi verileri her şeyden önce bir önden gelen verilerdir. Neden? Çünkü sanayi piyasaya sunacağı, showroom'a çıkaracağı, raflara göndereceği ürünleri bir anda temin edemez, bir anda ortaya koyamaz. Bunun bir montaj, bir imalat veya bir teknolojik akış süreci sonucunda hemhal edilmesi, vücuda getirilmesi gerekir. Dolayısıyla bugün için ortaya çıkacak sanayi okumaları veya verileri aslında haftalar sonrasının sektörlere göre değişmekle beraber nasıl okunduğunu satın alma uzmanları başta olmak üzere sanayinin bu türetilmiş talep, derive talep üzerinden piyasadaki gelişmeleri nasıl okuduğunu gösteren önemli bir kanıttır. Hemen bir kestirme bir ifadeyle söyleyelim. Görece bir düzelme var ama sanayinin daralmadan yöne bir tavır içinde olduğu görülüyor. Tabii bu 5 ila 3'lük aradaki itibari unsur henüz rakamlar çok yeni geldiği ve alt kırımları üzerinden sondaj yapmadığımız için söylemek mümkün değil ama tatil döneminin getirdiği bir durumda olabilir. Buna da bakmak lazım. Yani Ağustos ayı genellikle biliyorsunuz özellikle imalat sektörü bakımından tatil ve tamir bakım programlarının devreye alındığı zamanlardır. Bunu biz genelde istatistik kurumu yapmasa dahi ayıklarız. Ama şu anda geldiği için dakikalar evvel geldi. Henüz bunu ayıklama fırsatı bulamadık. Ama bir kere daha söylüyoruz ve önemli işaret ediyoruz. İkinci çeyrek rakamlarının ortaya çıkmasıyla yaptığımız yorumların bir devamı niteliğinde her türlü büyüme mutlaka münhasıran sürdürülebilirlik niteliği bakımından sanayiye ve alt kırım olan imalata dayanmak omurgasının onun tarafından teşkil edilmek durumunda olduğunu hatırlatalım. Aksi takdirde sürdürülebilir ve kalkınma ile refaha tahvil edilebilir, yaşam kalitesiyle hemhal edilebilir bir büyüme kalitesinden bahsetmek zor olacaktır. İşsizlikle ilgili tabii gene alt kırımları şu anda görmüyoruz ama belki üzerinden ilerleyen dakikalarda gideriz. Genel eğilimin aşağı doğru olması bir sinyal etkisi bakımından, moral etkisi bakımından olumludur. Ancak elbette genişletilmiş işsizlik tanımı üzerinden de bakmak lazım. Yani çalışmak durumunda veya kapasitesinde veya kabiliyetinde olup da aktif olarak iş aramayı bırakan, kendi katma değer yaratma güçlerini istihdam piyasasından geri çeken, piyasada bunu arz etmekten imtina edenlerin sayısının ne olduğu önemli bir. Genç işsizlik oranındaki gelişme önemli. Bu da ikinci bir unsur. Ama tahmin ediyorum tekrar rakamlara bakıldığında bir kestirme olarak hizmetler sektöründe istihdamın oynadığı rol ve ağırlık göz önüne alındığında turizm sektörünün, turizm sezonunun belki bu iyileştirici ve veya
daha kötüye gidici bir durumu düzeltici veya engelleyici bir rol oynadığını vurgulamakta fayda var. Tabii orta vadeli programda büyüme ve istihdam hedefleri bakımından sorgulanması gereken bazı meseleler olduğunu, ancak ben dikkat ederseniz orta vadeli programla ilgili artık değerlendirme yapmak gereğinde ihtiyatlı davranıyorum. Çünkü netice itibariyle bu bir manzumedir. Neyin ne olacağı önümüzdeki günlerde ortaya koyulacak. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın orta vadeli 20. orta vadeli programı sunumunun ilk dakikalarında söylediği gibi Cumhurbaşkanlığı 2025 ekonomik faaliyet raporunda ortaya konulacaktır. Dolayısıyla onu bekleyerek onun üzerinden hesap etmekte fayda olacak. Genel kanaat sanayide daralmacı ve genişlemeden uzak piyasanın sıkılaştırıcı politikalar andacındaki gidişatına uygun bir görünüm devam ediyor. İşsizlik konusunda da görece bir düzelme var. Ama dediğim gibi alt kırımlara bakmakta fayda bulunmaktadır. Yani geçtiğimiz ay 0.7 puanlık artış bir aydaki bu kadar hızlı artış bizi tedirgin etmişti açıkçası. İşsizlik tarafında Doğru. Ne oluyor demiştik. Çünkü çok yüksek bir artış görmüştük sadece bir o ayda. O bakımdan moral etki onun için yaptım Semra Hanım. Sadece o aya özgü bir tablo da olabilir. Yani şu anda 8.8'lik bir rakam görüyoruz karşımızda. Daha ılımlı bir rakam işsizlik tarafında. Ki orta vadeli programa göre yıl sonu için işsizlik oranı 9.3 olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl, gelecek yıl içinde %9.6 olarak öngörüldü. Cemal Hocam siz ne söylersiniz? Yani büyüme enflasyon ilişkisini bugünlerde çok fazla tartışıyoruz. Orta vadeli programdaki rakamlardan yola çıkarak da çok fazla tartışıyoruz ve sıkılaştırmanın da büyüme üzerinde nasıl bir etkisi olacağını da tartışıyoruz. Çünkü ona dair veriler ve emareler de almaya başladık. Ama bugünkü gelen işsizlik ve sanayi üretim endeksi verileri bize neye işaret ediyor sizce? Evet. Murat Hocam'ın kaldığı yerden biraz da ben farklı cepheden devam ederek açıklamada bulayım. Hocam çok güzel açıkladı. Şimdi gayri safi yurt içi hasılaya baktığımız zaman 2024 yılının ikinci altı çeyreği için yapılan şeyde büyüme oranının %2,5 olduğunu görmüştük. Bu oranı da incelediğimiz zaman hizmetler sektörünün %2,5, tarım sektörünün %3,7 arttığını, sanayi sektörünün de %1,8 küçüldüğünü görmüştük. İşte bu küçülmenin şu andaki yani sanayi sektörüne olan yansımasını burada gördük. Yani bugün itibariyle sanayi kesiminde daralmanın 3,9 olduğunu açıklandı. İşte bu daralma bu üçüncü çeyrekteki toplam şeyin bu aya yansıyan kısmı. Yani sanayi kesiminde bir daralma devam ediyor. Tabii ki uygulanan orta vadeli programın sıkı para politikasının yatırımlarını azalttığı, sabit yatırımların düştüğü, orta vadeli programa baktığımda bu bariz bir şekilde görülüyor. Hem kamu hem özel kesiminde çok büyük bir sabit yatırımların düştüğünü görüyoruz. Yani bu sabit yatırıma bakarsak nedir bu? Özellikle ikinci çeyrekte makine ve teçhizat yatırımlarının %5,6 düştüğünü gördük. Demek ki bu düşük tüketim harcamalarını azaltırken aynı zamanda şeyi de azalttığını gösteriyor. bu büyüme oranının sanayi oranında düşeceğinin ve düşme eğilimli olduğunun bir ön göstergesi olarak görüyoruz. Şimdi bu sıkı para politikası devam ettiği sürece ki devam edecek. Onun için de biz ne yaptık? Mesela ilk çeyrekte 2024'ün büyüme oranı 5.7 iken 5.1 iken şu anki büyüme oranı %2,5. Bu bize şunu söylüyor ve biz yıl sonu itibariyle ortalama büyüme oranının %3,5 olarak revize edildiğini gördük. Şimdi burada da ki bu gelecek 3. çeyrekteki büyüme oranının işte açıklandığında da ben %1'in altında bir büyüme oranı bekliyorum bu 3. çeyrekte.
nedeni de çok ciddi bir sıkı para politikası söz konusu. Piyasa paradan çekiliyor. Neden? En bazisi olarak baktığımızda faiz oranları bunu söylüyor. Mevduatlara verilen yüksek faizleri gösteriliyor. Ve bu oranda, bu faiz oranları karşısında getiri elde edemeyecek olan sanayici ne yapıyorlar? Yatırımlarını erteliyor. Üretimlerinde daha çok stokları azaltmaya çalışıyor. Çünkü piyasada ciddi bir kriz söz konusu. Ve 1500'ün üzerindeki daha da artmıştır. Konkordu da ilan eden firma söz konusu. Yani böyle bir ekonomik daralmadaki sanayi daralmasını bunu gösteriyor. Şimdi öbür taraftan bu sanayiyi çıkardığımızda ne konuşmamız lazım? İstihdamı konuş. İstihdamı arttıran en önemli kalem ne bana göre derseniz turizm sektörü. Türkiye turizm sektöründe bu yıl 60 milyar dolara yakın bir gelir elde edecek. İşte geçen yıl 56 milyonun insanın ziyaret ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bu alanda, bu sektördeki büyüme sanayi hizmet sektörüne, turizm sektörüne ek istihdam gösterdiğini görüyoruz. Bir de insanların bu sanayi sektöründe daralmayla birlikte fabrikalarda çalışmak yerine hizmet sektörüne yöneldiğini görüyoruz. Yani kahvelerde, kafelerde, ki bu Türkiye'nin en önemli şeyi, baktığında en büyük işletmelerimiz kahvelerdir. Yani 1,5 milyondan fazla kahve var. Bunun yanına kafeler eklendi. Onları da katarsak ya da fırınlar da bir şeye dönüştü. Yani pastahaneler falan da kafelere dönüştü. Böyle baktığımız zaman bayağı ciddi bir hizmet sektöründe günü yaptığımız, harcadığımız, bol bol muhabbet edip zaman geçirip merkez dönüştü. Onun için buradaki hizmetler arttığını kanaatim. Çünkü artan iş gücünün alt kırımlarını görmüyorum ama benim yine ettiğim, sanayinin içerisinde gördüğüm görüşmelerde artan iş gücünün düzenli olarak hizmetler sektörüne kaydığını ve şirketlerde yatırımlarını ertelemelerinden dolayı ihracat pazarı, her ne kadar Türkiye'nin ihracatı artmış olmasına rağmen ihracat yapan firmalarında şu anda bazı problemlerle daha fazla yüzleşmeye başladıklarını, tasarruf şirketlerin tasarruflarındaki bu hızlı artışlar, yani hem hadi kamudaki tasarruf oranları düşük diyor ama zaten bana göre kamuda suistimaller hariç çok fazla bir israf söz konusu değil yani bu manada. Bunlar istisna şeyleri, rigid durumları söyleyerek vuruna bağlayamayarak devlete vurduklarına kanaat demişti. Hocam da akademisyen, ben de akademisyen. Bir uluslararası kongreye gittiğimiz zaman ki devletin vermiş olduğu bize yolluk ve harcamaları karşılamaktan çok uzakta şu andaki şeyler. Yani kısa kısa bu hale geldik. Mesela 3-5 sene önce bu bize gittiğimiz kongrelerde devletin, üniversitelerin vermiş olduğu bize harcırah ve yemiyeler ve masraflarımızı karşılamaya yeterdi. Yani kısıtını görüyoruz ciddi manada. Onun için %1, %1 civarında seyrediyor kamudaki harcamalarda tasarruf ve daha altında programda bile. Ama özel sektördeki tasarruflara baktığımız zaman bir anda çok yüksek oranlarda yani bir tasarruf agitler bir anda. Bu da ne yapıyor? Kemer sıkma politikasının özel sektöre de ciddi manada yansıdığını gösteriyor. Bu olayı bu gözle ben değerlendiriyorum. Hocamın konuşmalarını tabii hepsine katın bir ek olarak da bunları da ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan... Buyurun hocam. Özür dileyerek değerli hocamın özellikle tabii bu açıklamalarını zenginleştirici ve ben müsaade ederseniz ilave edici bir nokta önemli. Hocamın da mutlaka dikkatini çekmiştir. Çünkü o da kalite bazlı, teknoloji bazlı temalara çok önem veren bir akademisyen meslektaşım, değerli bir dostum olduğu için. Müsaade ederseniz bunu, çünkü biraz ilerleyen dakikalarda belki konular farklılaşır, atlamayalım. Şimdi bu sanayideki gidişatın negatif görünümünün alt kırımına baktığımızda bizi bir parça daha endişelendiren veya üzerinde düşünmemiz gereken bir durum var. Şimdi bu düşüşte yüksek teknoloji ürünlerinin imalatında ortalama 0.4'lük artışın aksine
7.3'lük bir azalış olduğu gözüküyor. Hatta bunun bizi en çok endişelendiren tarafı şu, toplam sanayideki %4'lük artışın alt paçalına bakıldığında en büyük düşüş -7.9'la yüksek teknolojide görülüyor. Keza orta yüksek teknolojide de -1'lik bir düşüş var. Bu da paçal artış oranının neredeyse 1,5 katı. Şimdi bu açıdan bakıldığında mesela sermaye malında da 4.1'lik bir düşüş görüyoruz. Ama düşük teknolojide 2.5'luk bir artış var. Dayanıksız tüketim malında 3.8'lik bir artış var. Özür dilerim, dayanıklı tüketim malında. Ara malda da 1.7'lik bir artış var. Şimdi bu şunu da gösteriyor. Aslında maalesef sermaye malında düşüş varken ara malda artış olursa bir baş parmak kuralı gereği yakın tarihte sanayinin çok da genişlemeci bir perspektife sahip olmadığını işaret eder. Çünkü ara malın ihtiyacı daha yakın vadededir. Ama sermaye malı, örneğin takım tezgahı, yatırım. Şimdi zaten biliyorsunuz en son rakamlarda da BETAM açıkladı. İkinci çeyrekle ilgili yatırımlarda bir düşüş var. Tam da bu biliyorsunuz yüksek teknolojiye yönelik 5 veya 6 kulvardan yeni bir geniş kapsamlı bir paket açıklandı. Teşvik paketi açıklandı. Bu paket açıklandığında HIT galiba adı kısaltılmışı. Hı hı. Ben değişik şekilde bunu çok desteklediğimize ama daha evvelki bazı tecrübelerden ders alınması gerektiğine işaret etmiştik. Bunlar böyle seçici nokta atışlı teşvikler. Bu bakımdan teşvik tekniği bakımından çok iyi ama uygulama ve sonuç verme bakımından çok dikkatli uygulanması lazım. Yani hep bunu biliyorsunuz, senelerdir konuşuyoruz. Hocam da işaret eder. Biz bir işin şu veya bu şekilde yapılmasından yana değiliz. Etkin, etkili ve verimli yapılmasından yanayız. Onun için hocam da ben de diğer akademisyenler de işi kalite üzerinden, ekseni üzerinden okuruz. Kalite nedir? Müşteri beklentilerine uygunluktur. Bu genel tanım altında her türlü teknik ve teknik olmayan zenginliği bir araya getirirsiniz. O bakımdan sözü çok uzatmayayım. Özellikle bu toplam sanayi görece bir gerilemeden görece bir iyileşme olsa da bunun kalıcı ve önümüzdeki dönemlere sari bir iyileşme tohumu taşımadığını, rekabetçi avantaj bakımından gene bir baş parmak kuralı temel kabul, yüksek teknoloji, orta yüksek teknolojili mal kompozisyonumuzun artması gerekiyor. İhracat için de böyle. Burada hiçbir beis tereddüt yok. Bu konuda sıkıntılı bir sürece girildiği gösteriliyor. Yani sıkıntıya girdiğinde sanayi aslında olmaması gereken bizim yumuşak karnımızdan fedakarlık, yumuşak karnımızı açıyoruz. Halbuki bizim bu konulara öncelik vermemiz lazım. Buna da dikkat çekmek istedim, müsaade ederseniz. Evet, haklısınız. Yani yüksek teknoloji... Sembe Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun, buyurun. Altyazıda sanayi üretim Temmuz ayında %0.4 arttı yazıyor. Doğru değil mi? Aylık... Evet. Aylık bazda. Aylık bazda hocam. Yıllık bazda ise 3.9 oranında daraldı. Yıllık bazda evet, çünkü geçtiğimiz ay %5 oranında bir daralma olmuştu. Geçtiğimiz aya göre %0.4'lük bir artış var aylık İyileşme bazda. Evet. Yani ona göre iyileşme var. Tabii. 3 ay ortalaması da -1.8'di ikinci ayda. Hı-hı. Ona göre bir iyileşme gösteriyor o zaman üretim E ama hani olmaz. Daha uzun vadeli şeye bakmamız gerekebilir belki hocam. Tamam. Daha yani 1-2 ay, 3 aylık bir şeye, trende bakmak. Ağustos, Eylül'ü göreceğiz. Evet, işte daha onları. Sağlıklı bir değerlendirme olabilir. Yani özellikle çeyrek bazında bakmak daha sağlıklı, daha sağlıklı olabilir. Hocam doğru. Da bilir. Evet. Çünkü özellikle sanayide hem sonradan gelen hem de önden giden kalitelerini bir arada barındırdığı için çeyrek baz daha gerçekçi olur. Hatta tek çeyrek de değil, mevsimsel ve dönemsellik etkilerinden arındırılmış. Hatta münhasıran bu Temmuz ayı, şimdi Ağustos'ta onun için söyledim, tamir bakım vesaire gelecek. Ağustos'ta tatiller var biliyorsunuz. O bakımdan onun etkisi de menfi olacak. Yani biz mesela sanayi istatistiklerine bakarken hep Ağustos ayını öncelikli olarak tik ederiz.
Dolayısıyla durum böyle. Deminki hocamın söylediği konuda da ben tamamen hemfikirim. Bu tasarruf ve ekonomikleşme tedbirleri söz konusu olduğunda hocamın verdiği örnek üzerinden gideyim. Devlet üniversiteleri ile vakıf üniversiteleri arasında çok büyük fark var. Vakıf üniversiteleri maalesef bu kulvarı neredeyse kapatmış durumda. Yani bu destekler ve bu imkanlar artık çok seyreltilmiş veya ortadan kalkmış durumda. Onu da bir derkenar olarak belirtmekte fayda var. Evet, yani yüksek teknoloji üretimi, yüksek teknoloji istiyorsak herhalde üniversitelerin bu tür araştırma, geliştirme faaliyetlerine daha fazla pay ayırmamız gerekiyor. Herhalde tasarrufu oradan yapmamamız gerekiyor. Yaparsak evet, herhalde yüksek teknoloji üretimini aslında yapamayız. Evet, yani bu ama şuna benziyor. Yüksek teknoloji falan için sakın üniversitelere güvenmeyin. Yani şöyle, üniversitelere elbette güvenin ama işi üniversitelere bırakmayın. Yanlış söyledim. Hani inanmayın ama falsız kalmayın gibi bir şeydir. Üniversiteler çünkü daha orta ve uzun vadeli ve daha farklı bakarlar. Bu tür kuvveden fiile geçirecek, teoriyi pratiğe taşıyacak olan girişimci ve özel sektördür. Bunu da unutmayın. O bakımdan üniversitesiz teknoloji olmaz. Ama sadece üniversiteye bırakırsanız o teknoloji de potansiyelini realize edemez. Bu da bir gerçek. Hocam da gayet iyi bilir. Biz tabii şanslı alanlarda çalışıyoruz. Uygulamalı bilimler. Sonuç alıyoruz, ölçüyoruz vesaire ama maalesef üniversitelerin büyük bir kesiminde fil dişi kule sendromu devam eder. Yani araştırmayı, geliştirmeyi yayın skoru için düşünen veya dışarıda bu tür mentaliteye sahip olmadığı için üniversitenin görece sakin ve korunaklı iklimine kendisine atan meslektaş sayısı çok fazladır. O bakımdan üniversite sanayi işbirliği orada da ölçüyü kaçırmadan, karşılıklı sevgi, saygı ve hürmeti eksik etmeden, tekrar ediyorum, sevgi, saygı ve hürmet eksik etmeden bu işi yürütmek lazım. O bakımdan üniversitenin ve üniversite öğretim üyelerinin maddi manevi kuvvetlenmeleri, desteklenmeleri herkesin menfaatinedir. Özel sektöründe menfaatinedir, üniversitenin de menfaatinedir. Çünkü ancak belirli bir doygunlukla bu işler halledilebilir. Evet. Yoksa bir taraftan araştırma yap, bir taraftan bilmem kaç saat ders ver, aynı zamanda şu idari işi de yap, aynı zamanda şunu da yap gibi multitask dedikleri çok iş yüklenirse sadece üniversitede değil, hayatın hiçbir kulvarında istenilen sonuçlar alınamaz. Bunu da bir not olarak belirtelim. Evet. Bak Semra Hanım, iyi ki deminki şeyi hemen söylemişim. Görüyorsunuz söz sözü açıyor. Evet. Bu çok enteresan. Ben müsaade eder misiniz? Hocam da buradayken değerli dostumu da görünce bir makalede bir şey okudum. Bu aynı zamanda ekonomik politikalar, ekopolitikalarla da ilgili. Çok enteresan şu ibareyi bir hatırlatmak istiyorum. Deniliyor ki insan seçim yapan bir varlıktır. İnsan seçer alternatifler arasında, seçim yapar. Hep bu söylediğimiz seçim sonucu. Yani seçim derken sadece politik seçimlerden bahsetmiyorum. Hayat seçimlerden ibarettir. Seçen insana seçtiğinin kaderinden pay verilir. Bu sözü bir kere daha özellikle değerli izleyenlerimiz için de söyleyeyim. Seçen insana seçtiğinin kaderinden pay verilir. Beni çok düşündürdü. Enteresan bir şey. Yani seçimlerimizi yapıyoruz. Evet. Seçtiğimizin kaderinden de payımızı alıyoruz. Seçimlerimizi bu söz üzerinden yaparsak sanki biraz daha doğru seçimler yapabiliriz. Peki. Şimdi dün kabine toplantısı sonrasında bu bir süredir yani orta vadeli program açıklandıktan sonra sürdürdüğümüz büyüme enflasyon ilişkisi tartışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir açıklama yaptı. Enflasyonu düşürerek büyüyeceğiz dedi. Ya bu tabii ki mümkün. 2001 krizinden hemen sonra bunu gerçekleştirebildik biz. Çok yüksek enflasyonları aşağı çekebildik. Aynı zamanda da büyüdük. Ama o zaman, o dönemde büyümenin dinamiği neydi? Doğrudan yabancı yatırımdı. Şimdi bu konuyu aslında Cevdet Yılmaz'a sormuştuk. Defalarca da söylüyorum aslında burada yayınlarda da. Cevdet Yılmaz da yine doğrudan yatırımların desteğiyle büyüyeceğiz dedi. Yine böyle bir beklenti mi var Cemal Hocam? Yani
17,5'a çekmeyi planlıyoruz 2025'te enflasyonu. Büyümeyi de %4 planlıyoruz. Yani 41,5'dan 17,5'a çekeceğiz enflasyonu. Büyümeyi de 3,5'dan 4'e çıkaracağız. Bu ne kadar mümkün? Bunun yani mümkün olmasını artıracak temel unsur ne olmalı sizce? Şimdi tabii Murat Hocam daha uzman bir iktisatçıdır bu konularda. Hı hı. Benim kanaatim bu, yani %41,5'dan %17,5'a indireceğiz ama aynı zamanda büyümeyi de 3,5'dan 4'e çıkaracağız hedefi, evet, var bu sene. Şimdi bunu şöyle ben değerlendirebiliyorum mantık itibariyle. Şimdi girişimcinin, sanayicinin yatırım yapma ortamını pozitifleştirmesi gerekiyor. Burada da en önemli parametre, sıkı para politikaları izlerken biz şu anda faiz oranlarını yükselttik. Bu faiz oranlarıyla sanayiciler yatırım yapmıyorlar. Yani ek para alarak, yani yaptıkları yatırım var. Şüphesiz bu yatırımı neyle yapıyorlar? Kendi öz kaynaklarıyla yapıyorlar. O da zorunluysa yapıyorlar şu anda gördüğüm sanayicilerde. Çok, onun için zaten yatırım düştüğü gözüküyor. Evet. Ama biz şimdi sıkı para politikası neticesinde piyasadan parayı çektik ama yavaş yavaş %50'lerden aşağı doğru faiz oranlarını indirmeye başlayacağımız kanaatindeyim ben. Hı hı. Yıl sonuna doğru belki Ekim olabilir, Kasım veya Aralık ayında 250'şer baz puan faiz oranını indirebilirler kanaatindeyim. Ama buradaki tamamen şeyle ilgili, ama Fitch'e sorarsanız faiz oranı bu yıl sonunda da devam etsin %50'lik diyorlar. Ama bir bu olabilir, yani faiz oranı, bir de gösterge faiz oranını işte Merkez Bankası %50 kabul etmekle birlikte sanayici gidip şu anda yatırımlar için ya da şey için, tüketim harcaması ya ticari harcamalar için diyelim para talep ettiğinde 60-70 bandında genelde faiz oranları piyasada geziyor. Ancak bunun altında TRF ve oranında üzerinde yakın şeylerde kredi veren bankalar bilançosu güçlü olan işletmelere veriyorlar. Evet. Ama siz 1500'den fazla, daha da artmıştır, konkordato ilan eden bir şirketlerin olduğu bir ortamda, birçok işletmenin öz sermaye problemi yaşadığı bu ortamda bunlara daha düşük oranlı faiz teklif etmezler. Bu netice işte faiz oranlarındaki bir azalma olabilir bu yatırımı teşvik etmek. Bir de şu var. Şimdi bu yatırım, bizim sadece yatırımları ulusal olarak bakmak lazım. Uluslararası alanda bakmak lazım. Şimdi biz ne bekliyoruz? Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor bu hafta. Doğru mu? Evet. Aynı şekilde FED'in toplantısı var. FED'den de faiz indirimleri bekleniyor işte. Kim Eylül ayının 3. haftasında bekliyor işte. Bu aralık bekliyor. Yani bu faiz indirimleri doların ve euronun bir yerlere gitmesi lazım. Nereye gidecek? Büyük ihtimalle, yani belli oranda bizim ekonomik şeyimize göre Türkiye ekonomisini de yönlenecekler. Çünkü Türkiye'de para kazanmak şu andaki faiz oranlarının yüksekliği için dolar ve euro yatırımcıları için iyi bir fırsat. Buraya doğru olabilir. Ama ben yatırım alanlarının daha da iyileşmesi neticesinde, bunlarla yatırım alanlarının Türkiye'de daha da iyileşmesi neticesinde faiz oranlarının düşmesiyle ve enflasyonun düşmesiyle gelecek daha görülebilir olması, birincisi bu, yatırımcıları teşvik edebilir. Çünkü ne bekliyoruz biz? Özellikle enflasyonun düşüşüyle beraber daha yatırım yapılabilir ekonomi bekliyoruz. Risk primi düşüyor. İşte geçen hafta gördük Fitch'in raporunu ve bizimle ilgili sıfırcı hoca bu sene iki defa puan arttırdı bize yani. Evet. Puan artışını gördük. Şimdi Moody's'in ve Standard & Poor's'un da puan artışlarını bekliyoruz. İşte yakın vadede Ekim ve Kasım ayları toplantılar, belki ara toplantılar da yapabilir. Ara toplantı da yapıyorlar bunlar bazen. Yani bunlar da Türkiye için yani olumlu sinyaller görüyor ama halen Türkiye'nin uluslararası yatırımlar için çok aşırı cazip bir ülke olduğunu söylemek yanlış. Sadece bu para spekülatörleri için bu doğru. Çünkü risk primimiz halen 280 şu an itibariyle, bak 280.0 CDS'imiz böyle gözüküyor. Tabii şüphesiz orta vadeli programın
iktidarlar tabii neyi söylüyorlar? Hepimiz gördüğünüz gibi normatif iktisat söz konusu. Yani böyle olmasını istiyorlar. Böyle beklentiler var. Ama bir de pozitif iktisat var. İşte sizinle de yaptığım konuşmada şey etmiştim. Hatta elimde not var işte diyelim birkaç ay önce konuştuğum şeyde yıl sonu yazmışım yani yazıyı bile gösterebilirim. Yıl sonu enflasyon %42 civarında olacak diye konuşmuşum. O zaman da Merkez Bankası 36'ya çekmişti. Sonra 38 diye şey yaptılar, güncellediler. Ama güncelleyenler değişiyor. En son güncellemeyi kim yaptı? Cevdet Yılmaz Bey yaptı. 41.5 dedi. Yani çünkü bu normatif iktisatla pozitif iktisat arasındaki realiteyi kim belirliyor? Pazar belirliyor, gerçeklik belirliyor. Bunlar ben ama yani bu şeyin şüphesiz tabii 17.75 derken sen o görüşte misin dersen ben %20'nin üzerinde olacağından bir şüphe etmiyorum şu anda bunun gelecek yıl için. Çünkü artık enflasyonun 75'ten bu araya çektik ama 51.70-80'ler için ama burada baz etkisinin büyük katkısı var yani. Ve biz de yine Ekim ayı son itibariyle %50'nin altına olacağını ben söylemiştim. Başkalar da söylemiştir. Yani ben onu baz aldığım için söylemiş. Yani bütün iktisatçılar bunu önemli şeylerde görmüşlerdir. Yani baz etkileriyle 75'lerden buraya düşebilmesi ni göstermişti. Bellinin altına düşecek. Ama artık o hızlı düşüş yavaşlamak zorundadır. Yani çünkü daha az sizin kullanabileceğiniz alanlar var yani faiz şeyi düşürmek için, enflasyonu düşürmek için gittikçe sıkışıyor. Onun için %20'lere 42, 43'lerden 43 bekliyor da ben 42 demiştim. Hadi o sözümde yine halen duruyorum. Hava güzel eser, rüzgar iyi taraftan gelir. Hep kuzey rüzgarı biraz güney rüzgarları olur. Şey olabilir ama 42 bandından 17'ye indirmek %100'den daha fazla yani oran verme %120 oranda bir önceki seneye göre yani duruma göre düşürmek demek ki bu limit biraz radikal olur yani. Çünkü hocam da çok iyi Peter Senk'in 5. disiplinde sistem teorisinin temellerinden bahseder. Der ki sistemi ne kadar hızlı çekerseniz o kadar hızlı ileri iter. Yani biz enflasyondan hızlı kurtulan derken kurtulabilir mi? Kurtulabilir. Kemeri sıkarız, sıkarız. Her türlü yatırımları kaldırırsın. Bakın sabit yatırımları hepsi devlet durdu neredeyse. Ne demişti Sayın Maliye Bakanımız, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek? Şu altyapı yatırımlarını biraz durduralım da ekonomiyi düzeltelim. Yani sabit yatırımlar biz devlete de kamuda böyle. Şimdi durdurduğunu görüyoruz yani. Ancak yürüyen yatırımlar devrede, yürüyen yatırımlar açılışları var. Bir de yap işte devlet. Yani devletin kasasından para çıkmadan yapılan işlerdeki yatırımlar şu anda devrede olduğunu görüyoruz. Evet. Bundan bütün bunların hepsi bize enflasyonda bu kadar hızlı inişin ben her ne kadar gönlümüz istese de bizi geri iteceği kanaatim. Onun için %20'lerin üzerinde bir enflasyon ki Fitch'in raporu zannedersem %23'tü yanlış hatırlamıyorsam. Bu seviyede yani %20 ile 25 arasında olması bence şey bir şey değil. Yani kötü bir şey değil. Evet. Geri itmemiş olabilir. Bir sonraki ben 2027'de tek haneli enflasyon göreceğimizi daha ilk açıkladığında söylemiştim sistemin. Kayıtlarımızda vardır şeyde konuşmalarımızda yine de aynı görüşteyim yani ben seneye de tek haneli enflasyon ki burada yine eski notlarıma bakıyorum orta vadeli açıklandığında 2026'da enflasyon 8.5 olacak karşımda duruyor baktığımızda enflasyon ne yapıldı yeni programda 9.7 olarak açıklandı. Şimdi yani demek ki bir de şu açıdan da bakabilir miyiz acaba? Yani burada daha yukarı yönlü bir revizyon yapılmış olsaydı enflasyonla ilgili özellikle de 2025 ile ilgili daha yukarı üstlerde bir revizyon yapılmış olsaydı bu piyasaya acaba şöyle bir mesaj olarak da algılanabilir miydi? Enflasyonu daha yüksek bekliyorlar. O zaman sıkı para politikasından biraz vazgeçecekler, biraz geri adım atacaklar. Mesajı olarak da algılanabilir miydi? Biraz böyle algılanmaması için de o sert duruşun devam edeceği mesajını vermek için mi acaba enflasyonda bu kadar iddialı bir tahminde bulunuldu acaba orta vadeli programda?
Semra Hanım, bunda da haklı olabilirsiniz. Hı-hı. Tabii ki bunda da bir şey var tabii. Hı-hı. Yani şimdi birden kapıyı biraz açarsanız kapı sonuna kadar açılır. Yani hükümet bir duruş sergilemeye çalışıyor. Biz evet. buradayız. Niyetimiz o. Gayemiz bunu göstermeye çalışıyor. Ha, diyelim bu enflasyondaki mesele 33'ten işte 41,5'a çıkılması, bakarsan bu hep negatif anlaşılmaz. Bunun da pozitif tarafları var. Hı hı. Yani pozitif taraflarına baktığın zaman Türkiye'nin gayri safi milli hastasının artışıyla olayı değerlendirsen bile 1.130 milyar dolar 2023'te görülüp 1 trilyon 130 milyon dolar milyar dolar görülürken gayri safi milli hasta bugün ne yapıldı? 1 trilyon 131 milyar dolara çıkarıldı. Yani hı. burada da bir farklılaşma var yani pozitife ve 1 trilyon 300 milyar dolar seviyesine yaklaştık. Şu anda bir yaklaşıyoruz. Bu büyük oranda da bu seviyeye çıkacağız. Hadi bizim dememiz değil, uluslararası işte IMF'den şeye kadar herkes de bu oranın yanlış olmadığını, yakın ifadelerini kayıtlarda görüyoruz. Yani belli oranda şüphesiz sapma vurabilir ama bu da bize şunu gösteriyor. Yani enflasyon oranları ile ilgili biliyorsun Türkiye'de çok tartışma var işte. TÜİK'in açıklamalarıyla diğer kuruluşlar, ENAG veya başka açıklamalar arasında fark var. Nasıl olduğu gibi ama IMF'nin ya da dünyadaki önemli şey kuruluşların raporlarına baktığımızda bu devletin orta vadeli programından pek uzak durmuyor yani. Bunun için olumlu tarafları var. İstihdamı olumlu tarafları. Mesela istihdam düşüyor. İşsizlik oranı düşüyor görüyoruz mesela. Evet. Evet. Yani bunu da tabii hocam da bilir. Temel iktisat teorileri bunlar zaten. Enflasyon oranı artıyorsa işsizlik oranı düşer yani. Ama işte bu denge oturana kadar tabii bizim ekonomimiz halen doğal ikili yapıda. Tam o tüm iktisat kuralları bizde de tek geçerli olan bir ülkede değiliz yani. Belki yani iktisat kuralları da teorileri de belli oranda bizde sapar yani. Şimdi bizim parametrelerimiz batı parametrelerine tam uyuşmuyor. İşte diyelim Anadolu'ya gittik. Şimdi Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde neredeyse her şehirde yani başkentleri çıkaralım yani böyle moda şeyleri. Enflasyon oranları birbirine çok yakındır. Ama ben bir ay önce bir aya yakın tatildeydim. Trabzon, Samsun, Giresun buralarda Ordu filan kaldı. Pazara bakıyorum yarı yarıya neredeyse ucuz her şey. Yani bizim başka dinamiklerimiz var yani. İşte İstanbul'daki İktisat Odası'nın açıkladığı enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon farklılaşıyor. Çünkü İstanbul farklı bir şey. Metropol ve dinamikleri farklı. Evet. Ama yani Türkiye'nin bölgesel gelişmişlik farkları enflasyon oranlarında bile farklı şeylere sebebiyet veriyor. Evet. Oranlara sebebiyet veriyor. Evet. Evet. Murat Hocam, siz ne dersiniz bu konuda? Enflasyon büyüme çelişki var mıdır? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediği gibi enflasyonu düşürerek büyüyeceğizden ne anlamamız gerekir? Evet, şimdi temel olarak tabii enflasyon bir kere vücuda geldikten sonra enflasyonun tekrar geriletilmesi zor bir iş. Yani hocamın demin söylediği gibi hani lastiği şöyle gerersin. Ama sonra hızlı bırakırsan, şöyle mi yapayım, şöyle yapayım. Lastiği şöyle çok hızlı bırakırsan pat elini yakabilir veya acıtabilir. Ha keşke bu kadar lastiği şey yapmasaydık, germeseydik. Daha evvel de Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bunu becerdik biz. %19'a düşürdük biliyorsunuz enflasyonu. Evet. Sonra tekrar 70'lere tırmandı. 1,5 senelik bir program uygulaması sonucunda tekrar o baştaki noktaya geri dönüleceği anlaşılıyor. Şimdi netice itibariyle burada tabii şu iyi taraftan bakarsak Cevdet Hoca'nın dediği ümit edilir ki inşallah bu süreç içerisinde kopmuş olan elektrik devreleri yeniden bağlanmış ve aradaki ilişkiler tesis edilmiştir. Çünkü demin hocamın konuştuğu gayet güzel normatif reel iktisat, yani keşke bütün iktisatla ilgili olan hatta öğrenciler bunları izleseler. Çünkü gerçek bütün o kitaplardakiler burada süzülmüş şekliyle ortaya çıkıyor. Yani şurası bir gerçek. Dünyanın her yerinde, her coğrafyada ve her zamanda politikacılar her zaman büyümeden yanadırlar. Büyümeyi isterler. Zenginlik olsun, bolluk olsun, refah olsun, seçmenin cebi para görsün. Bunun aksini iddia etmek mümkün değildir. Bu dünyanın en gelişmiş ülkesi Amerika için de geçerlidir. Buna karşı bir takım denge mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu denge mekanizmalarının başında meşhur ve mahut merkez bankalarının bağımsızlığı teranesi gelir.
Yani merkez bankaları işte bu politikacıların seçim kazanma öngörüleri veya ekonominin reel dengesini belirli zamanlarda bozabilecek unsurlara karşın daha objektif, seçmene hesap verme mecburiyeti olmadığı için bunların tırnak içerisinde böyle bir mekanizmaya ihtiyaç vardı denilir. Ne kadar geçerlidir o bilinmez ama bugün biliyorsunuz saatler sonra çok önemli bir münazarayı izleyeceğiz. Trump'la Harris ilk defa karşı karşıya gelecekler. Gitgide kızışan bir yarış. Bütün dünyayı da ilgilendiriyor, bizi de ilgilendiriyor. Her ne kadar Fed, biz bunlara hiç bakmayız faiz indirimde falan diyorsa da bunun ne kadar kabul edilebileceğini siz de herhalde hepimiz değerlendirebiliyoruz. İzan ve genel değerlendirmemizde. Ama işin esası şu, geçenlerde Trump ne dedi? Yahu dedi, belki dedi, böyle kusura bakmayın aynen bu şekilde söylediği için yahu kavramını kullandım. Yahu dedi belki de böyle durdu. Yahu dedi belki de hani Fed'in dedi kararlarına benim de dedi müdahale etmem lazım. Ben de söz sahibi olsam ne olur dedi. Şimdi dolayısıyla burada böyle ben bir de şunu söylüyorum. Hani böyle şey var. Efendim insan haklarına %100 riayet edilse her şey mükemmel olur falan gibi böyle idealist söylemler mesela ortaya çıktı. Mesela belirli şeyler. Herkes trafik kurallarına uysa memlekette medeniyet gelir falan gibi kuvvetli ifadeleri biraz tabii daha gerçekçi ayaklarını yere bastırmak lazım. Yani merkez bankalarının bağımsızlığından ne kastediyoruz? Ne kadar sürdürülebilir? Nasıl sonuç alınabilir? Neticede hesabı veren Merkez Bankası bürokratı değil. Hesaba çekilen siyasetçidir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında aslında burada bir denge mekanizmasının kurulması lazım. Bu da bir gerçek. Ve gene buradan hareketle şu nokta karşımıza çıkıyor. Hocam haklı olarak faiz konusundan başladığı için. Şimdi bizim hep arka planımızda şu var. Faizleri aşağı indireceğiz ki müteşebbis özellikle sanayici yatırıma yönelebileceği teşviki alsın. Bununla yatırım yapsın. Ve ana omurgası, lokomotifi sanayi ve imalat olan bir kalkınma gerçekleşsin, büyüme gerçekleşsin. Ama bizde genellikle büyüme biliyorsunuz iki şeyle malul. Bir, harcama temelli. Yani tüketici harcıyor, kamu harcıyor, oradan şey yapıyoruz. İki, maalesef hormonlu büyüme var. Enflasyonun olduğu bir yerde her ne kadar bundan temizleseniz de bulaşık olarak kalır. Yani enflasyonun bulunduğu bir büyüme, enflasyonlu ortamdaki büyüme bulaşık büyümedir. Yani hormonlu büyümedir. Bir de enflasyon muhasebesini Cemal Hoca isterse uygulasın, Murat Hoca seneye bırakalım falan gibi bir şeyle yaparsanız elmalarla armutların bir arada olduğu, sonra da bizim gibi akademisyenlerin bu rakamlar üzerinden ahkam kesmek veya piyasayı okumak zorunda oldukları bir uyumsuz bir durum ortaya çıkartırsınız. Evet. Hocam demin çok güzel ifade etti. Bizde bu hani kitaplara gelmeyen durum, böyle ya nasıl oluyor da hala mekanizmalar yürüyor falan dediğimiz meselenin esasında maalesef hani sosyal dayanışma vesaire, toplumsal fedakarlık gibi şeylerin dışında kayıt dışılığın da önemli şeyi var. Evet, yani bu hani Amerikalı'nın faziletinden kaynaklanmıyor oradaki kayıt dışı oranının düşük olması. Veya İsviçre'nin bizden dinen veya insani değerler bakımından tövbe estağfurullah yüksek olmasından kaynaklanmıyor. Nereden kaynaklanıyor? Sistemden kaynaklanıyor. Bizde bir kayıt dışı meselesi olduğu için bu kayıt dışının görülmeyen bir yastıklama etkisi var. Peki. Dolayısıyla şunu vurgulamakta fayda var. Bir kere orta vadeli programı ben çok fazla böyle didiklemek taraftarı değilim. Çünkü neticede bürokratlar görevin icabını yerine getirmişlerdir. Ama bunu yaparken de biraz daha dikkatli olunmasında fayda olurdu. Ben hatırlarsanız ilk şey yapıldığında söyledim. Büyümeden ne yapmışlar? Bütün bu seneki dahil olmak üzere hepsinden, yani sanki yukarıdan gelen, yukarıdan derken semadan gelen, Allah'tan gelen bir emir gibi 0.5 tıraşlamışlar. Şimdi bu zaten tesadüf olmayacak kadar enteresan bir yaklaşımı gösteriyor. Bu iç mekanizmalar, hesaplamalar konusunda biraz daha özen gösterilmesi gerektiğini şey yapıyor. Peki bu büyüme tutturulmazsa ne olacak? Pardon denilecek. Enflasyon hedefi daha evvel, enflasyon çıpalaması tutturulmadı, ne oldu? Bir dönemde mektup yazmak bile, böyle bir mektup yazıldı. Hani mektup yazıyor ya Merkez Bankası. Mektup hani
ben yapmadım, kedi yaptı vaziyetindeydi. Şimdi hedef olur. Hala %5 hocam, tabii bunlar tahminler. %5 yani şöyle şu çıkarımı da yapabiliriz. 2027 dahil, yani 3 yıl sonra bile hedefimize ulaşamayacağız aslında. Enflasyondaki hedefimize ulaşamayacağız. Doğru. Bunlar hepsi ama tahminler, öngörüler. Hocanın dediği gibi demin lastiği onun için gösterdim. Evet, yani evet. Birdenbire 40'lardan, 40'ın üzerinden hocanın 42'si de o şeyler, iklim iyi olursa, rüzgarlar güneyden eserse, yoksa daha yukarıya çıkabilir. Şunu da söyleyeyim. Peki. Birdenbire bunu düşünmek şu. Yüksek tansiyonlu hastaya, esansiyel yüksek tansiyonlu 30 yıllık yüksek tansiyon hastasına dil altı vererek sürekli tedavi edemezsiniz. Bir kere tak düşürür, sonra devamlı alırsanız Allah korusun kalıcı hasar yapar. Peki. Yani peki. Birdenbire böyle çok yüksek tansiyonu nasıl birdenbire düşürdüğünüzde istemediğiniz bir şey ortaya çıkar. Şeyde bile biliyorsunuz, aşırı kilolularda bile birdenbire böyle kilo verince bakıyorsunuz adam sağlıklı veya hanımefendi peki. sağlıklı görünümüne çökmüş görünüm oluyor. Peki. Onun için şimdi bu işin tabiatına aykırı. Yani 40'lık seviyelerden birdenbire 17,5'a düşürmek yani revize edilmiş olmasına hı hı. rağmen çok gerçekçi değil. Hatırlarsanız biz ne demiştik? Cevdet Hoca açıkça söyledi. Gayret bizden, tevfik Allah'tan makamında bir şey söyledi. Onu o şekilde beyan etmedi ama ben peki. o şekilde hani peki. nasıl Merkez Bankası adım Hıdır, elimden gelen budur. Parasal politikalar bu kadar. Top sizde dedi. En son Hatice Hoca söyledi. Gayet güzel söyledi. Daha ne söylesin? Evet. Dolayısıyla burada da şunu söyleyeceğim. Yani netice itibariyle sene sonu için eyvallah. Ona bir peki. şey demiyorum. Ama evet. önemli olan önümüzdeki sene için ne olacak? Çünkü bunun mekaniği böyle bir peki. örnek yok. Peki, o bakımdan bunun nasıl formüle edileceği konusunda hı-hı. ne diyoruz? 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı peki. ekonomik faaliyet raporunda Sayın Cevdet Yılmaz bunu söyledi. Bunun evet. nasıl yapılacağı orada ortaya koyulacak. Peki. Dolayısıyla orta vadeli program bir bürokratik bir gereğin icabın yerine getirilmesi olarak peki. düşünülmeli. Fazla da hırpalanmamalı. Biz arka tarafları tabii çalışırız, hı-hı. eleştiririz, yapıcı evet. eleştirilerimizi söyleriz. Evet. Ama esas meseleyi o nokta üzerinden, o döküman peki. üzerinden, yol haritasının icabı üzerinden göreceğiz. Peki. Şimdi sadece bir temenni manzumesi var. Onu peki. da açık ve net olarak söylemekte fayda var. Peki, peki. Müsaadenizle kısa bir araya gitmemiz lazım ama ikinci bölümde bizimle olamayacaksınız Murat Hocam. Teşekkür ederiz size. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Sağ olun, ben için. Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar hocam. Hürmetler ederim. Sağ Murat olun. Hocam saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bir mukabele, sevgi saygılar. Kısa bir ara diyelim şimdi. Aranın ardından devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Para politikle karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Narin Güran cinayetine ilişkin son gelişmelerle başlayalım. Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Küçük kızın çuvalda bulunan cansız bedeninin otopsi işlemleri tamamlandı. Alınan örneklerin bazıları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Şimdi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Sevda Sarıkaya'ya dönelim. Bize son gelişmeleri aktaracak. Sevda, nedir elindeki son bilgiler? Semra Karabaş, Nari'nin ölümüyle ilgili aslında son gelişmeyi aktaralım. Gözaltına alınan 24 şüpheli vardı. Tabii Nari'nin annesi, babası, abisi, amcası da o gözaltına alınan kişiler arasında. Bu 24 kişi şüphelinin gözaltı süresinin bir gün daha uzatıldığını söyleyelim. Çapraz sorgudalar şüpheliler ve bu şüphelilerin gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı. Senin de söylediğin gibi aslında bizler şu an İstanbul Adli Tıp Kurumu önünde bulunuyoruz. Çünkü Narin'den alınan 91 örnek var. Bu örneklerin bazıları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi ve burada detaylı bir inceleme yapılacak. Dün ön otopsi raporu açıklandı. O ön otopsi raporunda Narin'in cesetinin çürümeye başladığı için ölüm gününün kesinleşmediği, belirlenemediği belirtildi. Ancak incelemelerin halen devam ettiğini de söylemekte fayda var. Raporda kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemelerle birlikte belirlenebileceği vurgulandı. Ceset üzerinde alınan örneklerden istismar dahil her türlü
sürü suçu ortaya çıkartabilecek örneklerin alındığını da söyleyelim. Otopsi işleminde ilk aşamada gözle görünür kesici delici alet veya ateşli silahlı yaralama ya da bir iç kanama bulgusunun elde edilemediğini de söyleyelim. Nari'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından dün yakınlarına teslim edildi. Anne ve babası da gözaltında demiştik. Bu gözaltında olduğu için de aslında cenazeye katılamadılar. Narin dün okula başlaması gerekirken maalesef toprağa verilmiş oldu. Tabutun üzerine de beyaz bir örtü örtüldü, duvak örtüldü ve aslında bu da eleştirildi. Duvak yerine okul önlüğünün konulması, o tabutun üstüne okul önlüğünün konulması gerektiği konuşuldu. Nari'nin bulunduğu eğer tutmaz deresinde, deresinin kenarında keşif yapıldı. Amcası Salim Güran'ın 200 bin lira para teklifi ettiği, Nari'nin cesetini alıp gizlemesi için 200 bin lira para teklif ettiği Nevzat Bahtiyar jandarma ekipleriyle birlikte dere kenarına götürüldü ve burada keşif yapıldı. Kendisinin ifadesi de yine bu dere kenarında alındı. Tabii ki tekrarlamakta fayda var. Yarın yayınımızın başında söyledik. 24 şüphelinin gözaltı süresinin bir gün daha uzatıldığını, çapraz sorguda olduğunu tekrarlayalım. Ve bulunduğumuz bu noktadan İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Teşekkürler Sevda. Sevda Sarıkaya aktarmış oldu bize İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun önünden 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin Adli Tıp Kurumu'na dair son bilgileri, son gelişmeleri. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz konuğumuzla. Profesör Doktor Cemal Zehir bu bölümde konuğumuz. Hocam, yani ekonomiden, dış politikadan devam edeceğiz. İç siyaseti de konuşacağız ama yani 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine dair sizin de söyleyecekleriniz vardır mutlaka. Bunun konuyla başlayalım dilerseniz. Yani tüm Türkiye 19 gündür iyi bir haber bekledi ama 19 gün sonra maalesef acı haber geldi pazar sabahı itibariyle. Ve 8 yaşındaki Narin dün herkesin okula gittiği günde maalesef toprağa verildi. Ve ailesi de bu cenazede yer almadı ne yazık ki. Ailesi şüpheli sıfatıyla gözaltında ve bugün itibariyle de ek süre verildi gözaltı için. Ek süre tanındı. Yani yorum yapmak gerçekten çok zor. Yani hukuki bir süreç aynı zamanda da. Hukuki bir süreç de işletiliyor. Sorgular, çapraz sorgular hala devam ediyor. Bazı ipuçları var, bazı ifadeler var, bazı itiraflar var. O itiraflar da mutlaka bir yerlere götürecektir olayı ama sizin değerlendirmeniz nedir? Evet, yani öncelikle çok üzücü bir olay. Yani 8 yaşında bir çocuğun, masum bir çocuğun katledilmesi. Yani insanlık vicdanına hiçbir şekilde sığacak bir durum değil. Yani bunlar çoluk çocuğu katleden, o İsrail'de, Filistin'deki, Gazze'de katledilen çocukların aynı akıbetten daha beter bir akıbet yani. Aynı, suçsuz, masum mesela. Yani bir defa bununla ilgili üzüntümü belirteyim. Hepimizin toplumsal bir travma. Yani her şeyin devamlı kaç günden beri televizyonlarda dinliyoruz. Toplumsal büyük bir travmaya dönüştü. Yani diyelim ki dün akşam benim de 8 yaşında kızım var, 9 yaşında. Yani akşam gidip ona salonuna yatayım diye şeyim geldi yani. Yani bu kadar şey bir durum. Nari'nin durumu hepimize bir şey yaptı. Üzerinde bir yetki bıraktı. Nurlar içinde yatsın ne diyelim yani bu manada. Tabii olayın şimdi vahameti herkes yorumluyor. Televizyonlarda açık oturum gibi tartışılıyor. Yani olay aile içi bir olay olduğu gözüküyor kanaatim. Ama Nari'nin öldürülmesinin sebebi ne olabilir? Ben en çok Nari'nin görülmemesi gereken aile içi bir durum gördü kanaatimdeyim. Ve bunun için belki susması gerekiyordu. Yoksa o başka bir şey olacak gibi durmuyor şey diye. Amca tutuklu, anne zandı. Baba orada değildi. Onun için akşam babayı salmışlar gece. 12'de öyle bir şey geldi. Böyle bir durum var ama bunun sosyal boyutuna bakmak lazım. Etkisine bakmak lazım. İşte nedir etkisi? İşte depriler yürüyüş yapıyorlar. Yani şey Nari'nin hesabı sorulacak misali şey edilecek.
böyle bir sosyal boyutu da şey diyorlar. İşte bir takım partileri yıkmaya çalışılıyor. Olay işte bu muhtar şu parti gibi, öbür parti gibi filan. Bunun parti filan tarafı yok. Bu insan ve insan ötesi bir durum yani. Onun için ben burada devletin bu işi çok ciddiye almış olması, tüm parametrelerle jandarmanın, valiliğin, emniyetin bölgeyi mercek altına alması ve sonunda da bu narini bulduk ama cansız cesedi bulundu. Yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Yani herhangi bir şey soru olsa cevap şey düşünür ama benim gördüğüm aile içi bir durum. Evet. Aile içi durumunda merz yavaş yavaş dünkü itirafçıyla amca kesin net olarak suçlanıyor. Amcaya verildiği, amcanın kendisine verdiğini söylüyor, şey ettiğini söylüyor. Eğer yönlendirme bir durum olmasa, yani dedim diyelim ki birini feda ediyorlar deseydim, kişi amcayı feda etmezdi yani başka birisini de verip şeyde. Bunlar çok oluyor şeylerde, aile içi olaylarda. Doğu ve Güneydoğu'da bu tip bunlara çok gözüküyor. Böyle olmadı yani itirafçı direkt amcayı suçladı. Amca da bölgenin ileri geleni olarak görülüyor, muhtar. Evet. Yani yeni seçilmiş ama bu muhtar birisi. Yani bakalım gidişat nereye gidecek? Evet. Geç bulduk ya. Keşke evet. Daha erken bulsaydık, canlı bulsaydık diyorum. Evet, evet maalesef ne yazık ki. Dediğimiz gibi hukuki bir şey süreçle işliyor. Sorgular hala devam ediyor. Dünkü itiraftan sonra mutlaka bu süreç daha da hızlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Adli Tıp Kurumu'nun raporları da tabii önemli. Oradan ne çıkacak? O da mutlaka yani olayın çözümlenmesi için önemli ipuçları verecektir diye tahmin ediyoruz. Ama maalesef toplumsal bir travmaya da neden oldu. Umarız ki böyle bir vakada bir daha yaşanmaz. Şimdi diğer gelişmelerle devam edelim. İç siyasetteki gelişmelerle devam edelim. Teğmenlerin yemin töreni çok fazla tartışılıyor Cemal Hocam. Yani o bir kurgu mu sizce? Doğaçlama bir yemin töreni mi? Arkasında ne var? Sizin yorumunuz, değerlendirmeniz nedir? Evet. Şimdi teğmenlerin törenine baktığımız zaman görünen şey bu teğmenler hepsi şunu biliyorlar. Bizim yapmamız gereken resmi bir yemin metni var. Ve bu yemin metnini yaptılar. Kimle? İşte Cumhurbaşkanı orada, Savunma Bakanı orada, Kuvvet Komutanı orada, okul komutanları, rektörler, dekanlar orada. Yaptılar. Ondan sonra bakıyorsun tören bitiyor, Cumhurbaşkanı diyor, koşar adım bir başka alana geçip kılıçlarını çekerek yeniden 1995 yılında bu 28 Şubat'ın sürecini yöneten o günkü generallerin ortaya attığı bir yemin metni var. Ortaya çıkar o dönem ekibinin. O yemin metnini ediyorlar. Bu yemin metni bildiğim kadarıyla 2013'ten itibaren de yapılmıyor. Bunu yapmasının anlamı nedir? Bu bir. İkincisi hepsi kılıçlarını kaldırıyor. Yani oraya katılanlar. Hepsi Mustafa Kemal'in askerleri izliyor. İşte Somali'de Somali olup da orada eğitim alan askerler şeyler de var, subaylar da var. Onlar da kaldı da başka yerden olanlar var. Yani onların yani bir sürü psikolojisiyle birisi öne geçiyor ve devam ediyor. Ha bu sürü psikoloji dediğim o birisini öne geçiren kim, motive eden kim? Bu ortamda genç bu subaylarımızı yönlendiren kim? Buna bakmak lazım. Yani bir disiplinsizliğe sevk ettiren kişi kim? Ama yine bakıyorsun bizim şeye medyada, sosyal medyada kendini Atatürkçü, Kemalist kabul edenler, işte gruplar ya da siyasi partilerin iktidar dışında olan kanat partilere baktığımızda bunların hepsi bunları Mustafa Kemal'in askerleri kabul ediyor. Yani şu an için. Ama daha önce de sosyal medyada gördüğümüz şey vardı. Yani Silahlı Kuvvetler Üniversitesi kuruldu ve Silahlı Kuvvetler Üniversitesi'nden sonra buraya alınan öğrenciler mülakatlarla, şeylerle alındı. Çok ciddi sınavlardan geçerek geldiler. O zaman bunlara
bu sosyal medyalar ne yazıyorlardı? Tarikatçı, cemaatçi, aksubaylar ifadeleriyle yazılıyordu. Ama çocuklar gitti, öyle bir yönlendirdiler ki çocuklar şimdi bu yeni mezun öğrenciler, teğmenler Kemalist Atatürkçü oldular ve herkes onun arkasında, onların arkasında duruyorlar. Bunlara göre. Yani böyle bir ikilemle de karşı karşıyayız. Ben bu işin çocukları, gençleri yönlendiren bir aklın olduğu kanaatindeyim yani bu işin başına. Bir kısmı da sürü psikolojisiyle, yani arkadaşları gidip şey edin, onlar da kılıçlarını çekip böyle yemin organizasyonuna katıldığı kanaatindeyim. Peki bununla ilgili süreç de işletiliyor bir yandan, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ordumuzun yıpratılmasına izin vermeyiz açıklaması da bulundu. Yani bu yemin törenin orduyu yıprattığı da bir gerçek aslında, öyle değil mi? Tabii orduyu yıpratıyor. Yani biz neden yeni ordu yapılanmasına gidildi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 15 Temmuz darbe sonrasında, çünkü çok siyasallaşmıştı, çok gruplar içine girmişti. Başta FETÖ ve ekibi tüm kılcal damarlarına, Karadeniz Hava Kuvvetleri olmak üzere, jandarma olmak üzere tüm kılcal damarlara girmişti. Bunlardan temizlemek için yapılandı. Bu yapılanmayla ilgili okul yapısı değiştirildi, eğitim yapısı değiştirildi. Siville askerin beraber eğitim alabileceği, askeri öğrenci beraber alacağı bir o eğitim sistemi geliştirildi. Hatta daha önce işte okul komutanlarının birçoğu askeri rütbeleri var ama master düzeyinde, doktorası bile olmayan okul komutanı, yani dekanları vardı diyelim. Şu anda ise üniversitenin başında çok değerli bir Türk tarihi profesörü Erhan Afyoncu Bey var. Yine ekibine bakıyorsun, fakültelerde yani Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulları'na bakıyorsun. Bunlar yerine gelen, okurulan okullarda, dekanlıklarda ne var? Profesörler dekanlıklar yapıyor. Yani sivil profesörler devam edecek. Ama buna rağmen bu oluşması, böyle bir durumun ortaya çıkmış olması, işte bu istismarın da bir göstergesi olduğunu gösteriyor bize. Benim bu konuda diyebileceğim şeyler şu olabilir. Bir defa bu öğrencilerle ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılıyor. Disiplinsizlik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kabul edilemez. Ordunun şey edilmesi kabul edilemez. Siyasi aktörler tarafından istismar edilmesi kabul edilemez. Onun için de yapılması gereken çok iyi bir şekilde istihbaratla, tetkikle, bir öğrenciler içinden bu işe elebaşı olanlar kimlerdir ve bunların niyetleridir. Yani geçmişi ve geleceği, aileleri de biliniyor bunların. Geçmişlerini, aileleri de biliniyor. Bu istismara uygun mudurlar? Bunlara çok iyi karar vermek gerekiyor. İkincisi şeylerden, komutanlardan. Çünkü bunlar 30 Ağustos itibariyle ne olmuşlar? Üniversite eğitimleri bitmiş, diploma almış, artık Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın elemanlarıdırlar. Bu subaylardan sorumlu olan şeyler, bu genç teğmenlerden sonra komutanlarının içinde çok iyi bir analiz yapılması lazım. Acaba bunların yönlendirilmesi ya da kimlerin yönlendirilmesi olur? Çok inceyle bir disiplin soruşturması yapılmalı. Gereken uyarılar, şeyler, ceza gerektiriyorsa cezalar verilmeli. Yoksa bugün eline kılıç alan ben Mustafa Kemal'in askeriyim diyebilir. Yarın da aynı orada eğitim görenler başka birinin askeriyim diye çıkarsa onlar diyor ki siz bunlara yapmadınız, bize niye yapıyorsun böyle? Yani ordu disiplinsizliğe ve siyasallaşmaya asla izin verilmemelidir. Peki başka bir konu da yani ekonomiden devam edecek olursak, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in not kararı. Yani biz uzun yıllardır konuşuyoruz zaten. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ne kadar objektif oldukları tartışılır. Ne zamandan beri bunu tartışıyoruz? Özellikle de 2008 krizinden bu yana tartışıyoruz. Neden? 2008 krizinde çünkü 3A notu verdikleri bankalar, yatırım şirketleri battı. Batma noktasına geldi. Devlet kamu eliyle kurtarıldı. Dolayısıyla yani 3A notu verdikleri bankalar eğer batacak durumdalarsa demek ki derecelendirme kuruluşları çok da o verdikleri notlarda objektif
değiller. Türkiye açısından da bunu zaten sıkça tartışıyoruz. Şu anda Türkiye'nin Fitch'in yükselttiği not kategorisinde bile bulunduğumuz ülkelerle Türkiye'nin Türkiye ekonomisini karşılaştırmamız mümkün değil. Böyle bir şeydeyiz, hala kademedeyiz. Ama yani baktığımızda maalesef yatırımcıların da baktığı bir yer derecelendirme şirketlerinin not kararları. Not kararlarının, not artış kararlarının devam etmesini bekler misiniz siz hocam? Ve yani neden bu kadar sık not artışı görüyoruz sizce? Bunun arkasında duran temel faktör nedir? Yani bir ortodoks politikaya dönüş müdür? Makroekonomik verilerde bir iyileşme midir? CDS primlerindeki düzelme midir? Yoksa tümü müdür? Evet, bence bunların hepsinin tümüdür desek daha doğrudur. Şimdi şöyle bir şey. Bizim biliyorsun bunlar bize sıfırcı hocam muamelesi çekiyor. Bu kuruluşlar her halükarda bir batı orijinli kuruluşlar. Objektifliği batıyla, batı politikasıyla uyumunuza göre değişiyor. Bunu bu gözle bakarsak yani ne oldu? Bunlar bizi 2008'den dediğimiz gibi puanlar dedik 3A verdiği bankaların battığını biliyoruz. Hı hı. Amerikan ekonomisinin nasıl daraldığını, nasıl küçüldüğünü o zaman biliyoruz. Hı hı. Türkiye ekonomisinin bundan nasıl etkilendiğini biliyoruz. Ama mesela Türkiye'nin puanları ne yapıyor? Diyelim Raip Boronson davası konuşuyorlar. İşte Gezi Parkı olayları devam etti. Bunlar da bizim şeyimiz. Halbuki Gezi Parkı olayları döneminde biz 3A, 2A falan değildik. A değildik yani. Yatırım yapılabilir seviyedeydik hocam. Yani tam Gezi olayları öncesinde biz 2013'te 4 kuruluştan hatta Kanadalı bir derecelendirme kuruluşu da var. Ondan da yatırım yapılabilir seviyeyi almıştık. Evet. Tabii o zaman almıştık işte ama Gezi Parkı başlayınca bunlar ne yaptılar? Çünkü Türkiye'de darbeyi hazırlayan, yönetimi değiştirme süreçlerine getiren süreç başlayınca hemen evet. puanlarını düşürerek bizi ekonomik olarak çökertmeye karar verdiler. Yani not kırmaya başladıklarında bunun ekonomik bir göstergede bir karşılığı yoktu o dönemde hatırlayacak olursak. 957 milyar dolar 2013'te gayri safi milli hasılamız vardı. Evet. Biz buna 10 yıl sonra ancak 957 milyar dolar açtık. Yani bu ne demek? 10 yıl bizi aşağı çektiler bunlar. Bir ara 200-220 milyar dolar da altına inmiştik. Yani 720 milyar dolara gayri safi milli hasılamız inmişti. Çünkü bunun sebebi işte bu şey hiçbir şey olmadan, durum şey etmeden bize uygulamaya başladıkları puan düşüşleri. Buradan da ne oldu? Türkiye'de olan doğrudan yatırımların bir kısmı dolaylı yatırımda çok büyük bir kısmının çıkışmasına. Türkiye'den 2013'e göre 2019'un sonuna geldiğimizde 165 milyar dolarlık dolaylı yatırımın çıktığını gördük. Yani Türkiye'den ciddi manada bir döviz çıkışı oldu. Hı hı. Ya bugün doların bugün 34 lirayı seyretmesinin sebebi ne? 2 lira seviyesinde olan 2013'teki doların bugün 34 lira olma seviyesi Türkiye'den çıkan işte bu dolaylı yatırımlar. Kolay hemen paraya çevirdiler gittiler. Doğrudan yatırımlar da zaman içerisinde bir kısmını sattılar. Diğerleri ise çok karlı olduğu için çıkmadılar. Yani biz operasyonların sonucu olarak puanlarımızı düşürdüler. Ha şimdi ne oldu? Türkiye işte bu süreçte batıyla olan 60 batının 60 olduğumuz köprüler vardı. O köprülerin yeniden belli oranlarda bizi ekonomik olarak aslında bir şeye getirdiler. Hızaya getirdiler. Artık Türk işte dolar 34 lira görüyoruz bugün. İşte gayri safi milli hasılamız 720 milyar dolara indiler. 200 milyar dolar. Asla uluslararası kredi verilmesinin hep önüne geçtiler. Görülmemiş ekonomik ambargolar uyguladılar. Ha bunların tabii son onlar için nezdinde şey yok mu? Biz onları dinlemedik. Büyük Orta Doğu Projesi'ne karşı çıktık. Biz onlara dinlemedik. Suriye'deki onların kurmak istedikleri Kuzey Suriye'deki devlete karşı çıktık. Halen kaç tane orada operasyon yapıyoruz. PKK ile savaşırken YPG, SGG ile savaşıyoruz. İşte Libya'yı yok etmek istemişlerdi. Kaddafi'nin elini alıp tamamen kendine köle bir yönetimin, Amerika'da CIA'nin
merkezinin kenarında bulunan Hafter, yani 20 yıla yakın orada kaldı. Oradan getirip Libyalıların başına sokmak istedikleri, yetiştirmek istedikleri Hafter'e karşı çıktık. İşte Karabağ'da 30 yıldan daha fazla işgal altındaki Karabağ'ın Ermenistan'dan kurtulması, Azerbaycan'ın yanında yer aldık. Bunlar onları kudurttu yani Batı şeyler. Yani bunun kuruluşların her ne kadar şey desek de bunlar pozitif kuruluşlar şöyle böyle, ama bunun bize karşılığı, kuruluşların yapabileceği şey ekonomik puanlarını düşürmekti ve evet, bunu yaptılar. Bu kuruluşlar hocam not değerlendirmesi yaparken ana kriterleri şu değil mi aslında? Yani bir ülke borcunu ödeyebilme kabiliyetine bakıyorlar birinci sırada. Yani risk primi evet, dediğimiz CDS de bunu gösteriyor aslında. Evet. Yani batma riski ne bu ülkenin? Borçlarını ödeyebilme kabiliyeti nedir? Yani bizim borçlarını ödeyebilme kabiliyeti açısından baktığımızda 2013'ü hatırlayacak olursak, 2013'ten sonra çünkü hızlı bir not düşüşü, not kırılmaları başlamıştı. O tariflerde ki yani bizim işte kamu borcumuz, kamu borcumuzun milli geliri oranı, bütçe açığımız, yani bunlar çok önemli. Merkez Bankası'nın rezervleri ki o dönemde çok güçlüydü. Yani bu üç kriter çok önemli. Bu açıdan baktığımızda da yani Avrupa ülkeleri bizim yanımızdan geçemez. Yani o kadar pozitif bir tablomuz vardı. İşte bütçede son bir yıldır işte deprem ve EYT yüzünden bir miktar bozulma oldu. Yani atıyorum işte Maastricht kriteri %3 diyor. Bütçe açığının %3'ünü geçmemesi lazım diyor. Bütçe açığının milli geliri oranı. Biz kaçlardaydık o tarihlerde? %1, 1.2'ler seviyesindeydik. Avrupa ülkelerinin yani çoğu 4'ler 5'ler seviyesinde. Yani %5'in altına düştüğü dönemde başladılar. Enflasyonu biz %5'in altına evet, düşürdük. O dönemde evet, bunlar başladı Gezi Parkı olaylarının şeyi. Yani dediklerin hepsine katılıyorum. Evet. Ama işte, şimdi artık ama şu oldular. Bizi diz çöktüremediler. Çöktürtemediler. Onun için artık yavaş yavaş yeniden Türkiye'yi artık kabul edilebilir bir ülke, yani kabul edilmesi gereken bir ülke. Türkiye'nin de belli şeyleri var, duruşu var. Bu duruşu da belli oranda kabul ederek ilişkilerimizi devam ettirelim diyen bir batı var. Çünkü Türkiye içinde bulunduğu pozisyon, Türkiye'nin içinde bulunduğu stratejik konum, Türkiye'nin kendini yapılandırması, bölgedeki olan çatışmaların durumu, yani hem Ukrayna-Rusya savaşı açısından bakınız, ister işte Filistin-Hamas-İsrail savaşı açısından bakınız, bölgedeki bütün çatışmalar açısından Türkiye bu bölgede, biz ne yaparsak yapalım Türkiye kendini yapılandırdı ve Türkiye savunma sanayini çok güçlendirdi. Yerel bir güç değil, bölgesel gücün üzerinde bir askeri güç, yine bölgesel üzerine bir ekonomik güç. Biz buna diz çöktüremiyoruz. O zaman Türkiye ile anlaşmanın ve beraber yürüyebilmenin, Türkiye'nin itirazlarının belli oranda kabul etmenin bir yolunu bulalım diyerek Batı tekrardan Türkiye ile ilişkiye geçti. Yani yalnızlaştırılmaya başlandıkları Tayyip Erdoğan'ın bu süreçten karizmatik liderliğiyle ve toplumla olan buluşmasıyla, halkın desteğiyle daha büyük bir geri dönüşü oldu uluslararası camiaya. Çünkü Tayyip Erdoğan Türkiye'yi bunların bütün o baskına rağmen yeniden yapılandırdı ve bu yeniden yapılandırma sonucunda bir taraftan büyümeyi belli oranda başardı. Öbür taraftan savunma sanayinde dünyada öncü olan savunma silahlarını geliştirdi. İşte İHA'larıyla, SİHA'larıyla, denizaltılarıyla yapmış oldukları savaş gemileriyle, artık uçak gemisi yapıyoruz bununla. İşte geliştirmiş olduğu Kaan'ıyla, işte yine özel sektörün büyük desteği, Bayraktar ve diğer grupların yapmış olduğu savunma silahlarıyla ya da işte geliştirmiş olduğu tanklarla, helikopterlerle bu güce ihtiyaç var. Ve bu güce de Türkiye'yi buradan karşı taraf aldığı zaman Batı büyük kaybı yapacağını gördü ve Türkiye ile yola devam etmeye karar verdi ve Türkiye'nin itirazlarını artık belli oranlarda kabul ediyorlar. Bunun da son içerisinde işte birden de puanımızı işte bu sene iki defa arttı diyelim ki.
Şimdi Purs da arttıracak, bekliyoruz. Hı hı. İşte Moody's de arttıracak. Çünkü zaten bize Yunanistan'la kıyasladığınız zaman dış borçları, iç borçları, gayri safilata, ihracatı bununla kıyasladığınız zaman mümkün değil yani. Türkiye'nin bu puanı Yunanistan'a kıyaslama mümkün değil ama Yunanistan bize göre çok yukarıda duruyor. Yani Türkiye'nin puanı yine çok adım adım veriyorlar. Hakkının çok altında veriyorlar. Hı hı. Türkiye bugün en azından puanı 3B pozitif olması gereken bir ülke. Peki, en azından. Evet, kesinlikle. Peki bundan sonraki süreçte yani not artışlarının devam etmesi halinde Türkiye'ye doğrudan yatırım girişlerinde bir hızlanma bekleyebilir miyiz? Yani bunun ilk emarelerini aldık. İşte otomotiv sektöründe, enerji sektöründe bazı yatırımların geldiğini görüyoruz. Anlaşmalar imzalanıyor. Bu devam eder mi? Benim kanaatime göre bu çevremizdeki savaş tehdidi ortadan kalksın. Yatırım yapılacak en önemli alanın başında Türkiye geliyor. Uluslararası fonlar açısından ve uluslararası yatırımcı açısından. Ve bize doğrudan yatırımların hızlanacağı kanaatindeyim. Bu doğrudan yatırım o kadar hızlanacak ki bizim bile tahminimiz ötesinde. Çünkü doğrudan yatırımcıların yatırımları yaklaşık 10 seneden daha fazladır Türkiye yapması gereken yatırımlar ertelenmiştir. Ve bu coğrafyada büyük bir ekonomik getiri söz konusudur. Dünyanın en önemli doğal gaz ve petrol açısından baktığında etrafı dünyanın en önemli bu iki kaynağını barındıran bir ülke. Etrafı kaynak. Buraya bir lojistik merkez var. Şimdi az önce Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'yi yapılandırdığını söyledik. Nasıl yapılır? Bir defa Türkiye'yi lojistik merkez alayım. Doğu, batı, kuzey, güney hattındaki her taraftan yolların buluşma, kara, deniz yollarının buluşmasına, demir yol yollarının buluşmasına başladı. Dünyanın en önemli havaalanı İstanbul Havaalanı yapıldı. En büyük kapasitesiyle şu andaki İstanbul Havaalanı çok önemli bir merkez haline geldi. Yani Türkiye'yi lojistik merkez. Türkiye'yi doğalgaz açısından lojistik merkez haline getirdi ve doğalgaz depolama alanlarında uluslararası piyasada satış yapılacak büyük depolama alanları yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bakü-Ceyhan boru hattını düşünün. Ya da Azerbaycan gazının Avrupa'ya aktarılması, bunun devamında Kazak ve Türkmen gazının buraya aktarılması ile ilgili çalışmalar, hatta Rusya'nın daha geçen hafta Putin'in ifadesiyle Türkiye olan gaz akışını daha fazla arttırıp Türkiye'yi satış noktası haline getirebiliriz eğer Ukrayna bu anlaşmaya izin vermese. Evet. Gaz akışına. Yani bunların hepsi bu yapılandırmanın sonucu. Yani onlar hamle yaptı ama Sayın Cumhurbaşkanı da hamle yaparak Avrupa'nın can damarı olan doğalgaz ve enerji koridorunun geçiş noktası olarak tek nokta bize coğrafya kader diyoruz ya. Kader olan coğrafyamızın pozitif olan hamlesini doğru kullandı. Bunun için onlara geri adım atmasının önemli sebeplerinden biri de budur. Evet. Şimdi geri adım atıyorlar. Evet. Türkiye'yi yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Çok net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Ama Türkiye'nin de karşı hamleleri devam ediyor. Elindeki kozları çok güçlü kullanıyor. Örneğin BRICS hamlesi. Hala resmi bir açıklama gelmedi. Hakan Fidan sürecin devam ettiğini söyledi ama resmi bir başvurunun olup olmadığı konusunda net bir açıklaması olmadı. Ama işte Rusya'nın böyle bir açıklaması var. Ama zaten hani Türkiye'nin BRICS'e olan yakınlığıyla ilgili pozitif açıklamalar olduğunu biliyoruz. Şimdi biz Avrupa Birliği ile uzun bir süredir gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çok ciddi bir baskımız var. Ticaret bakanlarımızın hepsi bu konuda çok ciddi adımlar atıyorlar ama somut bir sonuç alamadık. Şimdi böyle bir süreçte BRICS hamlesi Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışını nasıl etkiler sizce? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bir duruşu var. Biz sadece AB'ye bağımlı değiliz, mahkum da değiliz. Yani Türkiye daha doğrusu bağımsız bir dış politika istiyor. Yani biz 2000 öncesi tamamen Amerikan ve Batı merkezli bir dış politikayla karşı karşıyayız. Evet. Bunu da Cumhuriyet'in kurulduğundan başlayıp ama 2. Dünya Savaşı ve sonrasında tamamen Batı yörüngesinde bir politikaydı. Atatürk'ün politikasında daha bir dengeleme söz konusuydu ve doğudaki işbirliklerini
yapmış oldukları anlaşmalarla organize etmeye çalışıyor. Yani yeni bir düzen kurmuyorsa ama İsmet Paşa döneminden sonra devam eden süreçler 2000 yılına kadar, yani tamamıyla Batı orijinli ve ilk önce İngiltere sonra da Amerika merkezli politikalara kendini bırakmıştı. Evet. Ama Sayın Cumhurbaşkanı tabii bir idealleri olan, ülküleri olan, bir davası olan bir bakış açısı olaya bakıyor. Ve onun için de Batı'yı dengeleme için çalışmalar yaptığını gördük 20 yıllık iktidarı boyunca. Ve bu bunun neticesinde de ne yaptı? Avrupa Birliği zaten bizi almakla ilgili bir beklentisi yok. AB bizi almak istemiyor. Çünkü Türkiye 85 milyon üzerinde bir ülke. Avrupa Birliği içerisindeki dengeleri tamamıyla değiştiriyor. Zaten Avrupa Birliği'nin her ne kadar Avrupa Kömür Demir Çelik Birliği'nden doğduğu dense de Batı'nın şart politikasından doğduğunu bilmeyen kimse yok. Evet. Yani bize karşı olan bu birliklerin tamamı, Haçlı Seferlerinden beri gelen o altyapıların tamamıyla AB Birliği'nin kurulduğunu görüyoruz. Ama geldiğimiz noktada daha pragmatist, daha makyavelist bir bakış açısıyla bizi alacağız diyerek devamlı kandırıyorlar. Bizim de dünkü koşullarla bu koşullar değişti. Artık AB'ye alternatif bir dünya ortaya çıktı. Yani Doğu bloku yıktıktan sonra artık bir şey yok diyordu. Alternatif yok derken bilinç kurulmasıyla birlikte bu alternatif bir dünya, bir ekonomik alan ortaya çıktı. Ve Türkiye bu alanı değerlendirecektir. Bununla da her ne kadar resmi açıklama olmasa da Putin'in açıklaması bunu gösteriyor ki Türkiye bilinçe en azından gözlemci üye statüsüyle başvurusunu yapacağını ben bekliyorum. Bu AB'ye de bir işaret olacaktır. Yani 1957'de başvurduğumuz AB'den, yani bugün 60 sene civarında neredeyse oldu değil mi? 60'tan daha fazla, 50, 60 olsa o bayağı bir fazla, 60, 64, 65 seneler olmuş, 60, 67 senelerdeyiz. Olan bir durum var AB'ye başvurumuz. Bu kadar kapıda beklettiğiniz Türkiye artık kendisine de yeni bir yol çiziyor. Türkiye'ye en azından daha fazla kapılar açmak gereği hissettiriyorlar. Ben bu, şimdi bu Putin açıkladığı şeyi onlar da biliyordur, AB de biliyordur. 11 yıldan sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıya, AB toplantı, Dışişleri Bakanı toplantısına davet edildiğini görüyoruz. Burada bu hamlenin de bir etkisi olduğu kanaatindeyim bu durumun. Yani Türkiye'yi bunlar ne kaybetmek istiyorlar ne de içeri almak istemiyorlar. Hep kapı tutmak istiyorlar. Ben bunun olumlu bir hamle olduğu kanaatindeyim. Bilgisayara girmemizin Türkiye'ye hem ekonomik hem siyasi daha fazla kazanım vereceğini, yeni dünyanın kurulurken yeni bir yolun oluşmasında bir alternatifiz olacağı kanaatindeyim. Kör körüne Batı'nın kapısında AB diye affedersin melemenin bir anlamı da olmadığı kanaatindeyim. NATO'nun tek üyesi, yani NATO üyesi tek ülke olacak BRICS'in içerisinde Türkiye üye olursa. Bu da çok enteresan değil midir sizce? Tabii bu da yani çok bunun, enteresan. Buna hem BRICS'in bakışı ne olacak? Özellikle de Rusya'nın. Bir yandan da Amerika'nın bakışı ne olacak? Şimdi Rusya'nın bakışı, Amerika'nın bakışı bizim. Bir defa bu tek üyeyiz doğru olacak olursak, tek üye olacağız. Rusya Türkiye'nin bazı gerçeklerinin farkında. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya ve süreç itibariyle bazı engellerin de farkında. Onun için bunu Rusya çok üzerine gideceği kanaatli değil, yani aleyhte tutmayacak bunu. Çünkü Rusya Türkiye ile yeni kurduğu politikada, yeni dünyada Türkiye ile daha fazla işbirliğinden yana olduğu kanaatindeyim. Çünkü Rusya dünkü komünizm ideolojisi yok. Daha önceki Sovyet Rus İmparatorluğu'nun milletleri yok eden imparatorluk bilincinin etkisi yok. Rusya içerisinde bugün ciddi bir Türk ve ciddi bir Müslüman nüfus da var. Bu nüfusu da dengelemek ve bu nüfusun da Rusya'ya bağlılığında şey edebilmek için, yönetebilmekte sorun yaşamaması için Türkiye'yi de bu sürecin içerisinde olmasından memnuniyet duyar. Böylece Türkiye Rusya ile ilgili ve Rusya'daki Türk Cumhuriyetleri ile ilgili alternatif ya da işte ayrılıkçı hareketleri desteklemez. Bunu Ruslar düşünüyorlardır. Onlar da buna göre biz de Türkiye ile
daha yakın iş birliğine doğru gitmenin yolunu aradığını görüyoruz Putin. Onun için de bu süreç içerisinde Rusya Türkiye'ye eskiden daha önce olmadığı kadar yakınlaşmış olduğu kanaatinde. ABD'nin durumunu olabilir. ABD bizi ne içeri alır ne de ABD'nin dediği şu. Sen evin dışında korunma şeyden bir kulübede duran biri olarak hep orada durduğu istiyorsa. Ama artık o devir geçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu ve kendi siyasetini izlediğini kabul etmek zorundadır. Tabii ki bununla ilgili gizli ya da açık bir takım tehditler alacağız. Bir takım işte şu andaki diyelim ambargo ne bize Katsa yatırımları var mesela. Evet. Katsa yatırımlarının altında aynı müttefikiz, NATO'da beraberiz, askerlerimiz omuz omuza uluslararası birçok yerde operasyon yapıyor. Ama bize silah satışında, stratejik silah satışlarında halen F-16'ları vermiyorlar, paramızını verdiğimiz ortak F-35 projesinden çıkardılar, paramızı geri vermiyorlar, evet. Stratejik askeri mühimmatları vermiyorlar. Yani bu durumlara baktığımızda yani onlar bizi tam kontrol haline almak istiyor. Tam kontrol edilsek bize hepsini verecekler. Ama Türkiye ülkede Türkiye bu coğrafyanın kadim milleti. Türkiye bu coğrafyanın kadim devleti ve dünyanın da kadim milleti. Evet. Ve süper güçlük yıllarca yapmış bir devlet. Onun için Türkiye'yi de böyle kapının dışında bir kulübede bekletebilecek güç ve kudrette asla Amerika olamaz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikalarıyla bunların hepsini de çöpe attığımız gözükmektedir. Peki. Çok teşekkür ederiz Cemal Hocam. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. İyi günler. Profesör Doktor Cemal Zehir'e değerlendirmiş olduk bu bölümde. Hem ekonomi hem de dış politikadaki gelişmeleri noktalıyoruz. Para politiği tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.